Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira Hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üneyip. Sadakallahul azim. Bu hafta sizden gelen suallere cevap vereceğiz. Fakat geçen hafta yarısını anlatıp yarısını unuttuğum bir meseleyi arkadaş hatırlattı. Onu izah edeyim. İhtiyarlık böyle. Hep böyle genç kalmayacaksınız. Dedim ki Çengelköy'de ev yaptırırken bir inşaatçıya gittim. Malzeme alacağım. Onu çok dertli gördüm. Bu bahsi niye anlattım? Servet baht ile, ilim cehd iledir. Meselesinin izahında bu misali veriyordum. Adam çekim var, ödeyemiyorum dedi. Buradan sonrasını unuttuk söylemeye. Başka bir meseleye geçtik. İhtiyarlığın alameti odur ki konuşurken zihninize çok hatıra hücum eder. Takdim tercih yapmakta zorlanırsınız. Ben de öyle olmuşum ki başka bir şeye geçtim. Adam teselli için dedim ki üzülme. Servet cehd ile değil, baht iledir. Allah ne kadar takdir ettiyse o kadar elde edersin. Dedi ki bir köylümüz vardı. Bize diyordu ki bunlar Beylerbeyi'nin arkasında Asar, ben öyle öğrendim şimdi, başka bir adı var galiba. Asar diye bir yer var. Oradan biri gelmiş, o hemşerisini getirmiş, o hemşerisini getirmiş. Üsküdar Belediye Reisi de onlardandır. Asarlı. Ne diyorlar hatırlayamadım, bugün yeni bir ismi var. Asar'ın. Kaynarca mıydı hocam? Yok yok, Kaynarca değil. Neyse. Memlekete yazın gittiğimiz zaman bizim köyümüzdeki adamlardan biri de diyordu ki beni de alın. Ben de İstanbul'a geleyim. Orası Vakfı Kebir'in arkasıdır. Dağlık bir yerdir. Hayvancılık yapıyorlar. Zar zor geçiniyorlar. Şalpazarı. Şalpazarı, evet. Biz de ona diyorduk ki böyle laflı olmaz. Yerini yurdunu satarsın, savarsın, gelirsin, dersin ki bu kadar param var. Ben ne yapayım burada, bana bir iş gösterin, yer gösterin falan. Bir gün dedi bu çıktı geldi. Sattım, savdım, bu kadar param var. Bana bir iş gösterin dedi. Orası yeni teşekkül ediyordu. Belebey'in arkası, Kirazlı Tepe. Dedi ki bak dedi şurada dedi 10 katlı apartman oldu. Bu arsayı gösterdik. Al bunu buraya bir bina yap. Dedi ki ya ben 20-30 dönüm yer sattım. 500 metrekare yere mi bunun parasını vereceğim? Olmaz böyle şey. Şurayı al beğenmedi, burayı al beğenmedi. Bu gitti dedi. Gene bu Şile'ye doğru bir kasaba var. Hatırıma gelmiyor. Yok. Oraya doğru gitti. 150-200 dönüm yer aldı. Bizim memleketten ucuz İstanbul'da. Kim toprakla uğraşsın şehirde yaşamak varken? Apartman bodrumunda kapıcılık yapmaya razı olur. Bahçecilikle uğraşmaz. Lüks hayata düşkün millet. Tabiattan kopuk yaşamayı tercih ediyor. 20 dönüm yer sattı,
100-200 dönüm yer aldı ama dağ başı. 5-10 tane de ne kaldı? Biz bunu kınadık. Ulan memlekette çobandın, İstanbul'a geldin, gene çobanlık yapıyorsun. Ahmak. Böyle tarihte bulunduk, tağın da teşnide bulunduk diyor. Fakat bir gün Tem yolu yapıldı. Bu bizim servetimizin 10 katı istimlakten para aldı. Sağ solu da imara açıldı. Bir müteahhitle kat karşılığı anlaştı. 100'den fazla dairesi var bugün. Şimdi o alay ettiğimiz adamla biz sıkıştığımız zaman borç istiyoruz. Gene aklıma geliyor da utanıyorum. Söylediğim sözler aklıma geliyordu. Şimdi bu adam bunu akılla mı yaptı? Oradan yol geçeceğini bildiği için mi araziyi aldı? Hayır. İşte baht yaver olunca insan hiç hesapta olmayan bir müsbet neticeye ulaşır. Hatta bunu engellenmeye çalışanlar bile olsa bile mani olamazlar. Hatırlayın, Tayyip Bey için muhtar bile olamaz diyorlardı. Adam reisi cumhur oldu. Şimdi o muhtar bile olamaz diyenler utanmazlar. Çünkü makamlar, mevkiler de baht iledir. Aynen servet gibi. Takdirde yoksa istediğin kadar çalış. Halk arasında bir söz vardır. Altın tutar taş olur. Taşı tutar altın olur derler. İşte bu gerçeği ifade eder. Onun için servette hırslı olmak ahmaklıktır. Lakin bugün hikaye bittiği için bunu bırakmak mecburiyetindeyim ama kısaca söyleyeyim. İki kaynak çürüktür. Bunun biri paradır, biri ilimdir. İlim fesat ile malüldür, para haram ile malüldür. Malül, illetli, hastalıklı. İkisinden de nasibi çok olan adamlar da istikametini muhafaza eden adam parmakla gösterilecek kadar az. Halktan 10 tane adam alsan bir tanesi bozuk ya çıkar ya çıkmaz. Akademisyenlerden 10 kişi alsan 9'u çürük çıkar. Bu ilmin fesat ile malül olmasındandır. Bugünkü ilim fesat ile malüldür. İlmin eftali marifetullah'tır. Allah'ın hakikatine ulaşamayan adam, aya da gitse cahildir. Silah icat etse de cahildir, uçak yapsa da cahildir. Bu keşiflerin çoğu da tesadüfen bulunmuştur. Bir şey ararken bir şey bulur. Ve kendinden evvelki keşifler olmasa sonraki de bulunmaz. Bunlar hep birbiri üzerine çorap örmek gibi bina ederek gelir. Birdenbire sıçrama olmaz. Ama mütefennin adamlar zannediyorlar ki ben dünyanın en akıllı adamıyım. Bu yanlış bizim milletimizde de sirayet ettiği içindir ki üniversite girişinde fen şubelerine giriş en yüksek notla oluyor. Sosyal ilimlere giriş de düşük notla oluyor. Ben aslında suallere cevap vereceğim ama burada size bir gene tarihi fıkra anlatayım. Bu olmuş bir vaka. Kaval Ali Mehmet Ali Paşa zırnına cahil bir adamdır. Okur yazar bile değildir. 1800'lü yıllarda, yani 19. asrın başında, Napolyon Mısır'a saldırdığı zaman her taraftan gönüllü insanlar gitti oraya.
Bu da Kavala'nın bir köylüsüdür. Lakin fıtri olarak zeki, cesur, kabiliyetli bir adam. Napolyon'a karşı savaşlarda başarılar elde etti. Derken o zaman alaydan, yani mektep okumadan rütbe almak mümkün diyorsun. Bunu böyle subaylara alaylı denedi. Paşa oldu. Nihayet Osmanlı'ya isyan etti. Kütahya'ya kadar geldi. Devletimizi Rusya'nın kucağına düşürdü. Onu Fransızlar ve İngilizler teşvik ettiği için ve onların yardımıyla da muntazam bir ordu kurduğu için Avrupalıların rakibi olan Rusya'dan devlet yardım istedi. Güç bela def edildi vesaire. Ama bazı cahiller cehlinden rahatsız değildir. Memnundur halinde. Bazısı çok rahatsızdır. Eyvah ben niye okumadım. Kavalalı da rahatsızmış. Bir matbaa kurun. İlim irfan taammüm etsin dedi Mısır'da. Yaygınlaşsın. Kitap basalım. Bir matbaa kurun. Bu 1800'lerin başında oluyor. Belki ismini duymuşsunuzdur. Bulak diye bir matbaa kurdular. Bulak matbaası. Bu matbaa dünyada tahsissiz kitap çıkarmaktan meşhurdur. Bir kitaba ilim adamlar bulak baskısı dendi mi? Acaba A yerine B basıldı mı diye hiç korkmaz, emin olur. Bu şöhretin sebebi bir cehaletin hesapta olmayan neticesidir. Personel listesini istedi matbaanın Mehmet Ali Paşa. Yukarıdan aşağı baktı. Birinci kalemdeki adamı sordu. Bu kimdir dedi. Müdür dediler. Müdürü duymuş işin başındaki adam. Bir de en sondakine sordu. Bu nedir dedi. Musahih dediler. Musahih kelimesini bilmiyor. Ne yapar bu musahih dediğiniz adam? Yanlışları düzeltir dediler. O zannetti ki ilmi yanlışları düzeltir. Dedi ki en büyük parayı bu en baştaki adama veriyorsunuz da bu azala azala gidiyor da en azı bu musahih mi alıyor dedi. Evet dediler. Aptallar dedi. Alemin yanlışını düzeltene en az para verilir mi? Ben bunun tersine çeviriyorum. En yüksek parayı bulak matbaasında tahsisçiler alır. Onu bozmadılar. Hala böyledir. Onun için eser hocaları ek iş olarak musahihlik yaparlar bulak matbaasında. Buradan bir müsbet netice doğmuştur. Onun cahilliğinden. Ben de Türkiye'de marif vekili olsam. Fakültelere girişim böyle sırasına bakar. En çok puan alan makine mühendisi, elektrik mühendisi, bilmem ne mühendisi mi oluyor? En az alan tarihçi, sosyolog, edebiyatçı, bilmem ne mi oluyor? İlahiyatçı mı oluyor? Bunu ters çevirdi. Çünkü fen insan beynine ihtiyacı asgariye doğru götürmek istikametinde ilerlemektedir. Eskiden her şey İnsan beyninde dayandığı halde bugün alet. Bir fizibilite raporunu birisi alete yüklese ondan sonraki öyle bir düğmeye basar onu hazır alır. İnsan beynine ihtiyaç sosyal vaka için, din için, tarih için, sosyoloji için düşünen alet yapılamadığına göre daima insan beynine muhtaç. Biz insan beynine, insan muhakemesine ihtiyaç olan ilimlere en az puanla imtihanı kazananlara açıyoruz. En çok puanla en zeki çocukları ehli fen yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu kargaşanın bir sebebi de budur. Bir sebebi de herkesi üniversite mezunu yapmaktır. Üniversiteye ihtiyaca göre yap.
ihtiyaca göre adam yetiştir. Bugün bir Alman hükümetine sorsan, 20 sene sonra sana kaç doktor lazım bunun cevabını verir. Bize sorsan 10 sene sonra kaç mimara, kaç elektrik mühendisine, kaç petrol mühendisine ihtiyaç var bunun cevabını hiçbir maarif vekili veremez. Hukuk fakültesinin birinci sınıfının salonunu büyük yapmışlardı. 1200 kişi alıyordu benim talebe olduğum zamanda. 1200 kişi. Ondan sonra bu kadar adama hakim olarak, savcı olarak istihdam edemediğine göre avukatlık var. Ya ihtiyaç 1000 avukata sen 10.000 yetiştiriyorsun. Her meslek bunun gibidir. Beşeri planlama yoktur. Marifte beşeri planlama yoktur. Bugünkü hükümette marifte hiçbir ciddi iş yapmamıştır bana göre. Bina yapmak marif değildir. Kitapların muhtevasını Müslüman olarak yazacaksın. Gavur lisanıyla, gavur hissiyat ve fikriyatıyla meşbu bir mektep kitabı Müslüman Türk çocuğunun kitabı olamaz. Kitapların muhtevası hala bozuk. Herkesin yüksek tahsil yapması da gerekmez. Bakın Alman ne yapar? İlk mektebi bitirirken yüksek tahsil yapmasına bir çocuğun muallimler karar verir, aile değil. Der ki sen jimnazyuma gideceksin. Yani lise. Çünkü onun sonu üniversitedir. Sen Ausbildung yapacaksın. Yani mesleki eğitim. Almanya'da kasap mı olacaksın? Dükkan açacaksın. Hangi diploman derler sana? Bitki yetiştireceksin. Bitki. Saksıyat bitki yahut fidan. Hangi diploman? Diploman olmasa hiçbir şey yapamazsın. Her meslek ona ait bir mektepten yetişmekle icra edilir. Batı'nın terakkiyatının bir sebebi de mağariftir. Bizde böyle bir şey yoktur. Hiç kimseyi mizacına göre yönlendirme diye de bir şey yoktur. Meslek, hariçten alınan bazı intibaların ilcağıyla, zorlamasıyla seçilir. Psikolojik bir zorlama vardır burada. Bir ailede bir asker olur. İzne gelir, herkes itibar eder. O ailedeki çocuğa sorsa ne olacaksın? Subay olacağım der. Çünkü itibarlı olduğunu görüyor o mesleği. Güneydoğu'daki bir mektep çocuğuna sor ne olacaksın? Öğretmen olacağım der. Gördüğü, tanıdığı en itibarlı adam öğretmen. Unutmayın, insanda en hakim temayül enaniyettir. Ben. Güce, takdir olunmaya, beğenilmeye her insanda ihtiyaç vardır. Lakin bunda ileri gidildi mi nefis firavunlaşır. Çünkü insan yarı melek yarı şeytandır. Türkiye'nin dertlerinden biri de mariftir. Maalesef bu işi anlayan biri çıkmamıştır. Şimdiye kadar çıkmamıştır. Ben orta mektebi bitirdiğim sene lise 3 seneydi, 4 oldu. Mezun olduğum sene tekrar 3'e indi. Bu yazboz sahtası. Dahasını söyleyeyim. Orta mektepte 300 sayfa Roma tarihi okudum. Lise 1'de de Roma tarihi okudum. Herhalde bugün Roma tarihini 3 sayfa bile okuyan yoktur mektepte. Yazboz sahtasıdır. Halbuki tarihi devamlılığın kültür sahasındaki en müessir müessesesi mariftir. Şimdiki gibi milli eğitim değil. Marifin bilgiden farkı, ilimden farkı var. Size söyledim, bir daha söyleyeyim. Müslümanların ilmi marif seviyesindedir. Marif seviyesinde nedir? İlim.
ilmi bilgi bir gerçeği sebep netice münasebetiyle kavramaktır. Sebep netice münasebetiyle kavranmayan bilgi amiyane bilgidir. Vulgarize bilgidir Frenkçe tabiriyle. Bu sebep netice münasebetinde kavrandığı zaman ilim olur, hazmedilip şahsileştirildiği zaman da irfan olur. Lisanda kelimeler ukalalık olsun diye çoğaltılmamış, derin ve hassas tefekküre sahip olabilmek için şarttır. İlim başka şey, irfan başka şeydir. Şahsileşen bilgi irfandır. Kitabidir bilgisi derlerdi eskiden. Kitaptaki gibi gır 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 söyler, üzerine imal-i fikredemez çünkü hazmet demiş. Benim teşkilat-ı esasiye hukukundan, şimdi anayasa denilen hukuktan, imtihana girerken önümde Ali Fuat Bey imtihan yapıyor, bir Adanalı kız vardı. Hocanın kitabını ezbere okumaya başladı. Hoca rahatsız oldu. Dur dedi. Son söylediği cümleyi, bu ne demek dedi, kadın açamadı o cümleyi. Çünkü ezberlemiş. Anlamamış, ezberlemiş. Dedi ki, sen çok iyi ezberledin ama ezberlediğin şey üzerinde düşünmedin. Geçmez yazdı, gözümün önünde. Gözümün önünde. Bana da demokrasi de hürriyet prensibini sordu. Ben de hürriyet prensibini İslam'la başlayarak anlattım. Sen hangi lise mezunsun dedi. Trabzon lisesi dedi. Belli oluyor dedi. Başka bir soru sormadı. Kalk peki dedi. Çünkü ben imal-i fikrettim. Onun kitabında olmayan şeyler söyledim. İşte bu irfandır. Eğer bir oluşta mahlukun iradesiyle birlikte Halik'in iradesinin de mevcudiyetini bilirsen, hiçbir şey, hiçbir vukuat ve şuunat ona Allah-u Azimişan Halik sıfatıyla dahil olmadan gerçekleşemez. Kar mı yağdı? Allah'ın Halik sıfatı o karın yağışında tecelli etti. Ama Allah kar yağdırdı demiyoruz, kar yağdı diyor. Biz biliyoruz ki bütün vukuat ve şuunat Allah'ın halik sıfatının ve bazı fiillere göre de başka sıfatlarınla birlikte tecellisiyle vakı olur. O zaman bunu her seferinde telaffuz etmeyiz. Ben buraya çıktım konuşuyorum. Allah konuşturuyor demiyorum. Ben konuşuyorum diyorum. Ama benim idrakimde Allah nasip etmeseydi bin tane mani çıkardı. Siz bugün beni dinlemeye gelmeyebilirdiniz, cenazeme gelebilirdiniz. Ben mi önledim onu? Veya aslanını ziyaretime gelebilirdiniz. Her oluş olması muhtemel namütenayi işin yerini almış. Zamanda ve mekanda bir vukuattan şuunattan biri yer aldıysa diğer bütün ihtimalleri bertaraf etti demektir. O nöbetini savduktan sonra ihtimallerden biri gerçekleşir. İşte vukuat ve hadisatı böyle anlayan ilmi ilim değildir. Marifettir. Arefede bildi demek ama işte böyle bilme arefedir. Böyle bir marifedir. Bunun çoğulu da mariftir. Yani marifet seviyesinde bilgi öğreten bir müessese demektir. Allah aşkına bugün böyle bir bilgi öğreten bir mektep var mı? Uydurma Türkçe'ye kızıyoruz ama herhalde istihkak ile oluyor. Muallim ilim vermez olunca adı öğretmen oldu. Münevver, Allah'ın nur isminden istifade etmeyen bir adam olunca aydın oldu.
Maarif de maarif olmaktan çıkıp Kemal Paşa'nın metiyesiyle dolu kitaplarla icra edilir olunca onun da adı Milli Eğitim oldu. Bu milliyi niye muhafaza ettiler de ulusal demiyorlar onu da şaşıyorum. Akıllarına gelmedi herhalde. Aman şeytan kulağına kursun. Onu da ulusal yaparlar şimdi. Halbuki ulus boydur. Ulus kadimen mevcut bir kelimedir. Millet değildir. Millet değildir. Eski Türkçeden aldıkları kelimeleri bile tahrif ederek yeni dili aktardılar. Sizin mektepte öğrendiğiniz lisan Türkçe değildir. İstemiyorum her sohbette bu Türkçe işini anlatmak. Bu Kemalistçedir. Sen mektebe okul diyorsan, sukuldan, ekolden bozmuş, gavura benzetmiş. Sen muhamiye avukat diyorsan, sen noter diyorsan katibi adil yerine, sen hakim yerine yargıç diyorsan, müdde-i umumi yerine savcı diyorsan Türkçe konuşmuyorsun. Bunu anla ve Türkçe'ye itibar et. Çünkü normal Türkçedeki kelimelerin menşei Kur'an, İslam kültürü. Senin onunla irtibatını kesmen için bu değişiklik yapılıyor. Bahaneleri halka yakınlaştırmaktır lisanı. Allah aşkına hayat kelimesini bilmeyen bir cahil mi var? Sen buna yaşam diyorsun. Cevabı bilmeyen biri mi var? O işin bahanesiymiş anlaşılıyor. Ben şimdi Beyaz TV'de paket yayın yapıyorum. Ramazan'da gösterilecek. Orada bir deneme yaptım. Karşımdaki çocuğa 50-60 tane kelimeyi hem Türkçesiyle hem Kemalistçesiyle tekrarladım. Dedim ki şu kelimelerden İslami menşeli olanları içinde tanımadığın, anlamadığın bir kelime varsa lütfen dur de sor bana. 50 tane kelime. Olay değil hadise. Okul değil mektep. Yaşam değil hayat. Sorumluluk değil mesuliyet. Özgürlük değil hürriyet. Saydım. Hepsini biliyorum dedi. Peki konuşurken bunların hangisini kullanıyorsun? Hiçbirini. Bu ne demek? Bu demek ki seni şartlandırmışlar. Halbuki sen Müslümansın. Menşe-i İslami olan kelimeleri tercih etmelisin. Kullanmak bir kelimeyi bir çiçeğe su vermeye benzer. Kullanılmaya kullanılmaya. Benim gençlik yıllarımda okuduğum kitaplarda, Osmanlıca kitaplarda terör diye bir şey yoktu. Bu kelime tetişti. Bugün tetiş suretinde bunu ifade eden biri var mı? Yok, kalmadı. Jenosit yahut soykırım diye bir şey yoktu. Size kitaplar getirebilirim. Bu asrın başında basılmış. İtisaf. İngilizce kadar yabancı geldi size değil mi? Böyle binlerce kelime gitti, binlerce. Binlercesi de mücadele halinde, tahtaravalli. Ölecek mi, kalacak mı? Kullanırsan yaşayacak, kullanmazsan ölecek. Bunu yapacak olan İslami şuur sahibi olan gençlerdir. Bunu komünistten beklemeyin, Kemalistten beklemeyin. Bırakın o olanak bulanak söylesin. Ama siz ona Türkçe hitap ederseniz hala anlıyor. Bunun ispatı 5 saat konuştuğum var televizyonda. 5 saat. Son Beyaz TV'deki konuşmam 5 saat. Bir kadın geldi. Ertesi günü buraya. Ben seni nasıl oldu daha evvel tanımamışım. Kadın pantolonlu. Kadının göğsü başı açık. Hayırdır dedim. Ya akşam hayranlıkla dinledim dedim. Allah aşkına ben ikiye kadar konuştum. Sen ikiye kadar dinledin mi dedi.
Dedi ki, sabaha kadar konuşsaydın dinlerdim dedi. Şimdi o açık saçık kadın bile, pantolonlu kadın bile beni anlıyor ki 5 saat tahammül etti. Ben burada İngilizce konuşsam İngilizce bilmeyenler 10 cümle sonra sıkılır. Ya ne diyorsun derler. Bu ispatıdır ki benim kullandığım lisan henüz kurumamış bir çiçek gibi. Kullanmak ona su vermek demektir. Gene bahis döndü dolaştı, lisana geldi maalesef. Başka bir sual sor hadi. Eyvallah. Üstadım bu malum haliniz birinci meclisin, yani Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla ilgili bir sual var. Televizyonda bir vesika da paylaşmışlar. Meclisin namazlarla, dualarla açılmasının Mustafa Kemal tarafından emredildiğine dair bu hususla ilgili soruyorlar. Doğru mudur? Aslılar mıdır? Ben bunu 66 senesinde yazdım. Çoğunuzun babası bile daha doğmamıştı. 66 senesinde yazdım. Bu vatan din sayesinde kurtuldu. Ve bu kitapta dinsizlere bir şey söyledim. Bu vatan bir tehlikeye uğrarsa, sizin hayatınızın da kurtulması halkın dindarlığı sayesinde mümkün olabilir. Eğer bu halkın sizin gaye ittihaz ettiğiniz şekilde imanını söküp alırsanız, bu adam toprak için dövüşmez. Bir Alman'a dedim ki, ben Türkiye'den 80 ihtilalinde dışarıya gittim. Türkiye'de ne oluyor dedi. Dedim ki, sen Türkiye'yi düşünme dedim. Türkiye'de komünist de diyor ki, bu cemiyet değişecek, şöyle olacak, böyle olacak. Olmuyor, ölümü göze alıyor. Müslüman da bunu diyor. Almanya'yı Rusya işgal edecek deseler, sizin hanginiz dedim itiraz edersiniz. Dedi ki cebimdeki para daha çok olacaksa buyursun işgal etsin de. İşte inançsız adam böyledir. Çünkü ten rahatına inanmış. Türkiye Amerika işgal etse, insanlar daha müreffeh bir hayata kavuşsa bu sayede. Nitekim koyduk Mustafa Kemal'in imzasıyla Sivas Kongresi'nde Amerikan mandasını istediler. Geçen hafta size söz vermiştim. Gönderdim Abdülaziz'e, koydu. İmza var altında. Amerikan mandası Sivas'ta istenmiştir. Rauf'un da imzası var, Mustafa Kemal'in de imzası var. Metni koydum İngilizce metni internete. Görürsünüz. Dinsizler bundan hiç rahatsız olmazlar. Daha rahat yaşayacaklarsa buyursun gelsinler. Ne olacak, başımda Tayyip bulunacaktı, Obama bulunmuş. Bir şey fark etmez. Bundan rahatsız olan Müslüman olur. Allah'a, ahirete inanan olur. İslam'ı dava şuuruyla benimsemiş insan olur. Ehli küfrün itikadınca insan sadece bedenden ibarettir. Bütün materyalist görüşler insan vakasını yanlış anlamış olmaktan dolayı insanın saadeti için vaaz ettikleri bütün felsefi sistemler yanlıştır. İnsandaki nefsaniyeti, şeytaniliği tahrik edici mahiyettedir. Batı'da iki filozof sayabilirim size. Birisi Kant'tır. Alman filozofu Kant der ki, insan denilen varlık haz, saadet, huzur, nefsani istikamette talip olduğu şeylerdir. İyilik yapmak, diğergamlık yapmak, ahlaki davranmak,
nefsani arzulara zıttır. Böyle olduğu halde insanların ekseriyeti suç işlemez. Ekalliyeti suç işler. Demek ki hayra meyyal olmak vasfı itibariyle insanların kahir ekseriyetinde bir hayra temayül vardır. Bu fıtrattaki bu temayül gösteriyor ki bizi yaratan bize böyle bir temayül vermiş. O halde bu meyli veren bir sahip var, o da Allah'tır. İnsandaki iyilik yapmaya, dürüst hareket etmeye, nefse karşı olduğu için nefsin rahmına hareket bir manevi müessirle olur diyor. Bu da Allah vergisidir. Kainatı yaratan bizi böyle şartlandırmış diyor. Allah'a buradan ulaşıyor. Bir başka filozof Bergson'dur. Bergson da diyor ki, akılla vasıl olan neticeler hakikati tamamlamaya yetmez. Aynen tecrübe sahasında havas-ı hamse ile beş duygu ile sabit olan şeylerin hakikiliği gibi o entibisyon diyor, sezgi yenilerin tabiriyle. Bunun aslı hads. H-A-D-S, hads. Yahut sünuhat. Bak bizim kaç tane kelimemiz var. Sizi dilsiz hale getirdiler. İlmi, ciddi bir meseleyi. Onun malı olan kelimeleri kullanarak anlatsam, burada İngilizce konuşuyor gibi olurum. Hat, insanların, dindar adamın maneviyatıyla mütehalli olarak bulunduğu esnada kalbine sünuh eden, sanih olan, varit olan hadsin de hakikatinden şüphe edilemez diyor. Çünkü o da akıl gibi hakikate meclup bir melekedir diyor. Buna entibisyon Bergsonien demiştir Batılılar. Halbuki İslam alimlerine göre bu hadsin bir çeşidini görmüştür. İslam mütefekkirlerine göre hadsin beş çeşidi vardır. Sünuat-ı kalbiyen. O zavallı bir tanesini görmüş olmaktan dolayı İslam hakikatin çelengidir. Ona yaklaşmıştır. Bu kadar. Gerisi hep materyalisttir. İnsan vakasını tek veçeli anlar. İslamsa kainatta dualizmin esas olduğunu vaaz eder. Kainatta her şey zıttıyla kaimdir. El eşya'u yünkeşuhu bi ziddaha buyurmuş İslam alimleri. Zıddı olmayan şey kavranamaz. Bu zıtlık asıldır. Bertaraf da edilemez. Güzel. İnsan nedir o zaman? Ruh ve beden. Sadece beden olarak, fiziki bir yapı olarak insan telakki ettiğin zaman o insanın hayattaki gayesi yemekle şehvete inhisar eder. O zaman istediği kadar şehvetini tatmin eden, istediği en âlâ yemeği yiyen adam hiç muzdarip olmaması lazım. Merak etmeyin, zenginler fakirlerden daha muzdariptir. Hangi ihtiyacını temin edemedi de, bedenin hangi ihtiyacını temin edemedi de bu adam muzdarip oldu? Demek ki bedenin tatmini yetmiyormuş. Huzur, refah, saadet için. Beden gibi ruhun da tatminine ihtiyaç varmış ki, her türlü maddi icabı ihtiyacı tatmin etmiş adam bile canım sıkıyor der. Bir şeye üzülür. Allah bir sakat çocuk vermiş sapancıya. Kahrından öldü adam. Ne ihtiyacı vardı? Niye huzurlu olamadı? Üzülme fiziki bir hadise değildir. Psikolojik hadiselerin fiziki tezahürleri olabilir.
Sinirlenirsin, elin titrer. Kalbinin çarpması artar. Sebep psikolojiktir. Ruhidir. Ama netice fizyolojiktir. Eğer sinirlenmekle izah etmesen kalbi, durup dururken senin kalbin o psikolojik keyfiyeti görmeden fiziki hadise niye hızlanıyor? Niye elin titriyor başka zaman titremeyen elin? Bunun bir müessiri var. Bir eline dokunduğun zaman hareket ediyor. Bu hareket dokunmayla olduğunu biliyorsun. Sinirlendiği zaman sana dokunan yok. Ne oldu sana? Niye elin titriyor? Psikolojik bir saik var. Demek ki ruhi hadiselerin de bedenle alakası olmakla birlikte sırf bedene ait ihtiyaçların tatmini insanı huzura kavuşturmuyor. Ama felsefe hep bu yoldan yürüyor. Bütün bu söylediklerin manası şudur ki bizim milletimiz maneviyatın hatta bütün insanlık ruhi tatminin kemaline İslam'la nail olmuştur. Çünkü insanda mebde ve me'at nereden geldiğini ve nereye gittiğini düşünmek, bedenden ayrı bir varlık düşünmek, ölümü ölümden sonrasını düşünmek, doğumu doğumdan evvelsini düşünmek fıtratta mevcuttur. Bunu doğru fikirle tatmin etmeyenler yanlış fikirle tatmin ederler. Çünkü bu sualler her insanda çocukluktan başlar. Buna doğru cevabı bulamayan yanlış cevapla tatmin olur. Putperestlik böyle ortaya çıkmıştır. Bizim ecdadımız da yer tanrı, gök tanrı falan diyormuş. Diyormuş. Şamanizm hakkında burada izah edecek değilim. Basit. Ama İslam milletimizin ruhunu doyurmuş. Çünkü insan ve kainat hakkında bir beşerin eseri değil, ilmi kül sahibi olan, ilmi zamansız ve mekansız bir alemin bütün hakaikini muhtevi olan Allah bilgisiyle vaz olunmuş. Mimar Sinan'ın eserini bugün bir mimar, Mimar Sinan'dan daha iyi anlarım, izah ederim diyebilir mi? Elbette o mimar, Mimar Sinan'ın düşünmediği bazı şeyler, düşündüğü bazı şeyleri hatırlayamayan bile gelmez. Eserden müessire intikal eden budur. Eserden müessire intikal eden felsefi sistemler, maneviyat için, beşer idraki için varide hatır olan mücerred suallere verdikleri cevaplarda işte böyle nakız kalmaya mahkumdurlar. Hepsi nakızdır. Ama insanı yaratan Allah, onun hakkındaki külli ilme sahiptir. Biz daha insan vücudu hakkında bile yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni yeni şeyler. Halbuki Allah yarattığı kulunun hayra ve şerre temayülü hususunda sahip olduğu bütün hususiyetleri bildiği için emirler ve nehiler bu bilginin ışığı altında vaz edildiğinden kamil bir dünya görüşüdür. Hayatı ve kainatı en mükemmel bir surette izah eden dünya görüşü İslam'dır. Bu İslam dünya görüşünü bu vasıflarıyla kabul eden, benimseyen, hazmeden ve bu dünya görüşünün dünyada galebesi için asırlarca çalışan milletimiz. Bir gün geldi ki, batıda vukua gelen teknik terakki karşısında aramıza sokulan adamlar vasıtasıyla
bizim inancımız hususunda bir şüphe iras ettikleri gibi o fenni terakkiyata ayak uydurmamıza da mani oldular. Bunun delillerinin nasıl olduğunu bu işin birkaç kritik tarihi hadiseyle televizyonda anlattım. Ramazan'da seyredeceksiniz. Nasıl engellendi? Aramızda nasıl adam soktular? Bunlar bizim teknik terakkiye ayak uydurmamıza. İki zaafımızdan istifade ettiler. Birisi Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadis-i şerifinde sabit olan zaaftır. El muhlisune ala hatarın azim. Halis insan büyük bir tehlike üzerindedir. Nedir o tehlike? Herkesi kendi gibi zannedip de bu adam bana acaba şu fenalığı yapar mı, bu fenalığı yapar mı diye menfi ihtimalleri derpiş ederek tedbir almaz. İkinci kaydı da nahnu nahkum biz zahirdir. Müslümanların şu iki zaafından istifade ettiği küfür. Bunun tarihi delillerini çok söyledim. Burada 23 Nisan'ı anlatabildiğim diye girmiyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Hepiniz Sultan Fatih'in azimkarlığını, dikkatini, zekasını, her şeyine dair çok şey duymuşsunuzdur. Sırrımı sakalım bilse keserim diye. Bu kadar ketum. Ama Yahudiyül asıl Yakup Paşa ona sert tabip oldu ve Gebze'de rahatsızlanınca verdiği ilaçla onu zehirleyip öldürdü. Niye? O Yakup Paşa Fatih'le beraber namaz kılıyor. Nahnu hükmümüz zahir, hüküm zahire göre. Sen kalbin gavur, amelinle bizi aldatıyorsun diyemiyorsun. Çünkü kalbe hükmetmeye cevaz verilseydi biz insanlar hakkında çok yanılırdık. Böyle bir selahiyetimiz yok. O Allah'a malum. Hani diyorlar ya bugün benim kalbim temizliyor. Hayır, ben senin amelinle meşgulüm. Kalbim beni alakadar etmiyor. Kalbini Allah bilir. Araplarda bir darb-ı mesel var. Her kalp içindekini sızdırır. Senin kalbin iddia ettiğin gibi olsaydı ameline de aksederdi. O da ayrı bir mesele. Ama bu bahane. Nasıl olsa kalp bilinmiyor. Sen benim kalbime bak. Benim kalbim temiz. Allah buyurmamış ki kalbi temiz olanlar muaf. Oruç tutun, namaz kılın, hac edin, zekat verin. Kalbi bozuk olanlar. Allah-u Azimişan'ın hükümlerinde her ferdi vahidin kolayca tespit edebileceği kıstaslar kullanılmıştır. Eğer Allah-u Azimişan içkinin yasak edilme hikmeti nedir? Şuuru izale etmesi, hareketlerin kontrol edilememesi ve yanlış hareketler yapılmasıdır. Bir kadeh içen şuuru bozulmaz. Yanlış hareket etmez. Sarhoşluk hududuna kadar içebilirsiniz de sarhoşluk hududundan sonra şuurunuz izale edileceği için yasaktır içmek deseydi. Vallahi devrilen sarhoş bile ben sarhoş değilim efendiler. Bunu tayin mümkün değil. Ne dedi? Zerresi de aram. Bu zerrenin de aram olmasını anlamayacak bir adam yoktur. Suyu baştan kesti. Veya oruç tutacaksın. Hilali gördün başla. Hesap. Ya buna hesaba kadir olmayan vardır. Hesaba kadir olmayan vardır. Kadir olanlar için de bir şey söyleyeyim size. Ben Almanya'da yaşıyordum. Bütün Alman televizyonları ilan etti ki Haley kuyruklu yıldızı falan gün falan saatte falan dakikada ülkemizden görünecek. Bu hesapla söylendi. Çok eski değil, 20-25 sene evvel ben orada yaşıyordum. Haley kuyruklu yıldızı Avustralya'dan göründü, Almanya'dan görünmedi. Kameralarını hazır edenler boş döndüler geriye. Hesap! İşte bu. Allah demiyor. Femen hasebu. Tuhasibu demiyor.
hesap edin demiyor. Gördüğünüzde diyor. Hilali gördüğünüzde. Yalnız Şafii alimlerinden İmam-ı Sübki hesap ile de yapılabilir diyor. Bu kadar İslam alimi içinde hesabı kadir olanlar bunu hesapla da yapabilirler. Bu ayı gördüğün zaman görmek, başla görmediğin zaman, gördüğün yenisini gördüğün zaman bırak, her insanın tatbik edebileceği bir kıstastır. Ama hesap herkes insanın tatbik. Bütün emirler böyledir. Bütün emirler şartı şurtu bellidir. Her ferdi vahid bunu yapabilir. Şimdi eskiden sağcı geçinen birisi akşam bir konuşma yapıyor. Eski Diyanet İşleri Reisi Bardakoğlu da onun misafiri Akif Bekir. Dinliyorum. İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı muhakeme ediyorlar. O Diyanet İşleri Reisi olacak adam ne diyor biliyor musun? Daha biz Ramazan'a başlamayı, Ramazan'ın bayramını yapmayı ittifak sağlayamadık. Daha biz şunda ittifak sağlayamadık, bunda ittifak sağlayamadık. Bu nasıl olacak? Bunu diyen adam olmasını istemiyor. Olamayacağına dair ihtimaller derpeş ediyor. Bazılarının rüyete, bazılarının da hesaba itibar etme sebebiyle bir gün evvel, bir gün sonra başlamasıyla İslam dünyasının müşterek meselelerini halü fasl etmesi için bir araya gelmesini imkansız görmek, bundan o neticeyi çıkarmak din karşıtı bir hissiyat ile meşbu olmaktan başka bir şey değildir. Bunu arzu etmemektir. Ama bunu söyleyen adam eski bir Diyanet İşleri Reisi. Siz anlayın bozulma nereye kadar gitmiş. Böyle bir şey olmaz. Ona getiriyorlar bütün saydıkları delillerle. İşte aralarında mezhep farkı vardı, siyasi idare farkı vardı. Biri krallıktı, biri cumhuriyetti, biri şekli cumhuriyetti, biri bilmem neydi. Biri laikti, biri bilmem neydi. Buna rağmen Avrupalılar arasında da sonsuz fark var. Bak İngiltere ayrılmak istiyor. Ama demir çelik birliğiyle başladılar. Asırlarca birbirleriyle harp etmiş milletler. Bir birlik vücuda getirdiler. 30 sene harpleri vardır Avrupa tarihinde. Bu harbe katılmayan Avrupalı devlet yok. Avusturya veraset harpleri vardır. Herkes kendi adamını oraya kral yapmak için. Bütün Avrupa kapışmıştır. Ben Paris'e gittim. Garda iner inmez. 65 senesinde. Garda iner inmez. Minare boyu levha gördüm. Gardan her inen bunu görür. O levhada Nazi zalimleri falan gün falan tarihte buraya bomba attılar. Burada ölen Fransızların isimleri. Minare boyu levha yukarıdan aşağı kocaman harflerle yazmışlar. Bilmiyorum Avrupa Birliği'nden sonra bu levha kalktı mı? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Bir mektebi ziyaret ettim. O mektepte Alman Harbi'ne katılıp da ölen insanların, Fransızların isimleri. Aynı şeyi İngiltere'de gördüm. Kızımın üniversitesinde, kızımın okuduğu üniversitede levha asmışlar. Almanlar Londra'yı bombaladığı zaman bu mektepte şu 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 talebeler öldü. Unutma diyor o çocuğuna. Unutma. Bunu diyenler birleşti. Ya Müslümanların hiçbir müşterimi yok da bir araya gelmeyecekler. Sen inşallah bütün bu ihtilafları giderir de birleşirler demen lazımken biri krallık, biri cumhuriyet. Biri şeriat diyor, biri laiklik diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Daha Ramazan'da anlaşamamış, bayramda anlaşamamış. Bunu arzu etmeyen adam söyler. Reca'ul mümin min imanihi.
Mümin yarısı boş bardak demez. Yarısı dolu bardak der. Ma vakada ikisi de aynı sözdür. İkisi de aynı sözdür. Ama zihniyet farkıyla sadır olursa menfi düşünen adam boşluğu evvel söyler. Müsbet düşünen adam doluluğu evvel söyler. Size burada bir fıkra anlatayım. İnşallah Cumhuriyet'in nasıl başladığını, nasıl olduğunu anlatmaya ait zamanı sıkıştırmayız. Daha hakkıyla anlatırım. Mevlana'nın tekkesine bir sarhoş geliyor. Üstü başı kusmuk. Kapıdaki adamlar diyor ki, ne arıyorsun burada? Azarlıyorlar. Mevlana Hazretlerini göreceğim diyor. Ama devriliyor. Getir lan işine diyor. İtiyorlar. Sen bu halinde nasıl üstadın karşısına çıkacaksın? Adam düşüyor. Ağlamaya başlıyor. Orada ağlarken Mevlana'nın dışarı çıkacağı tutuyor. Kapıya çıkar çıkmaz baktı kapının dibinde birisi ağlıyor. Evlat ne oldu sana diyor. Ne oldu sana? Efendi Hazretleri diyor, huzur halinize gelmek istiyordum. Bu nadanlar beni itelediler, düştüm diyor. Mevlana adamlarına sert sert bakıyor. Ne yaptınız? Efendi Hazretleri, huzurunuza gelecek hali yok. Üstü başı kusmuk. Mecburen men ettik diyorlar. Mevlana ne diyor biliyor musunuz? Siz aptal mısınız? Bu sarhoş kafayla. Bu adam bu tekkenin yolunu, kapısını bulabildi diye bunu takdir etmediniz de buna sarhoşluğundan dolayı şu muamele yaptı. Ulan o içki içmiş, bedeni sarhoş olmuş. Sizin beyniniz sarhoş diyor. Adamlarına. İşte Müslüman ona bu muamele yapıyor. Bak müsbeti görüyor. Müsbeti görüyor. Bir arkadaşla buradan arabadan iniyoruz. Bir kadın gördüm. Türbeye gelmiş, çantasından bir eşarp çıkardı, başına koydu, Fatiha okudu. Biz dinlene kadar Fatiha'yı bitirdi, eşarpı çıkardı, çantasından koydu gidiyor. Arkadaş dedi ki ya, yani sen bu başörtüsünün emri ilahi olduğuna inanıyorsan bu ne hal yani, türbenin önünde kapatıyorsun. Dedim ki ona sus, sen doktor olsan. Cerrah olsun. Bir adam gelse, kasap, yanlışlıkla koluna vurdu satırı. Kol koptu da bir damar tutuyor. Ulan gözün kör müydü, bunu da koparaydın mı dersin? Yoksa o kopmamış kolu, damarı kar sayarak o kolu dikmeye mi çalışıyorsun? Müminin yapacağı budur. Neden? Mümin iyimserdir. Recaul mümin min imanihi. Müminin iyimserliği imanındandır. İnşallah bu iş hilafeti muazzamayı İslamiye'ye kadar gider diye ben ümit ediyorum. O diyor ki bundan bir şey çıkmaz. Bunların aralarında ihtilaf var. Bu gavur sözü. Müslüman hissiyatı değil. Müslüman bakışı budur. Diğer taraftan sosyal hayata bakışta İslam inkılapçı değildir. İslam tekamülcüdür. Revolüsyoner değil, bizi dinleyen böyle bazı kemalistler de oluyor. Anlasınlar ki biz onların bildiği dili de biliyoruz. Reddettiğimiz için kullanmıyoruz. Revolüsyoner değildir, evolüsyonerdir. Revolution veya evolution. İngilizcesi bu, Fransızcası bu. Bu ne demek? İslam dememiştir ki, ben geldim, benden evvel ne varsa red, her şeyi ben sıfırdan başlatıyorum. Bakın filozoflarla peygamberan izam arasında azim bir fark vardır. Her filozof kendinden evvelki bütün sistemleri tahlil eder, değerlendirmeye tapıtlar. Hepsi yanlışlar.
ben doğruyu söylüyorum der. Yeni bir görüş ortaya. Filozoflar birbirini tekzip eden bir silsiledir. Nadiren kendinden emekliyor. Bunun da burası doğru ama burası yanlış. Haksız da değildirler. Aristo der ki kadınların ağzındaki dişler erkeklerden azdır. Diyeceksin bir adam ya bir saysaydın da bunu söyleseydin. Maddi bir eşyanın sukutu korkudandır diyor. Lan taş atıyorsun yukarıdan aşağı. Korkuyor da mı düşüyor? Yer çekimini bilmiyor. Felsefeyi tahlil bugünkü işim değil. Ama söylemek istediğim şu ki bütün felsefe, bütün filozoflar birbirlerini teyit değil, tekzip ederek bir silsile teşkil ederlerken Enbiya-i İzam Hazaratı birbirlerini teyit ederek gelmişler. Hiçbir peygamber yoktur ki kendisinden evvelki peygamberi teyit etmesin. İslam da ben yeni bir dinim demiyor. Adem Aleyhisselam'la başlayan tebligat-ı ilahiyenin tecdidiyim diyor. Yenilenmesiyim diyor. Bu yenilenme ancak ahkam-ı içtimaiye sosyal hükümler itibariyledir. Akaid'de Adem Aleyhisselam'a ne bildirilmişse ahir zaman nebisine de o bildirilmiş. Sosyal hayatın inkişafına göre sosyal hükümlerde değişiklik olmuştur. Bu da İslam'la kemale ermiştir. Hristiyanlar bu noktadan İslamiyet'e itiraz ederek derler ki Allah'ın fiilinde tekamül mü olur? Siz Kur'an daha mütekamil, daha vecizdir diyorsun. Evet. Buna cevabı Müslüman alimler şöyle vermişler. Bir çocuk 5 yaşında giydiği elbiseyi 10 yaşında giyemez. 10 yaşında giydiğini 20 yaşında giyemez. Ama 25 yaşında giydiğini 40 yaşında da giyer. Neden? Bedenin büyümesi durur. Bedenin büyümesi durur. Ondan sonra ölene kadar aynı elbise. Bazen biraz şişmanlar, bazen biraz zayıflar ama beden tekamülü durur. İşte din hayatındaki gelişme de buna benzer sosyal hayatta. Kaldı ki bu Allah'ın, Allah da tekamül değildir. Fiilinde muhataba göre bir ayarlamadır. İlk mektep muallimi bir gün çocuğa sadece A yazar tahtaya. B'yi sanki bilmiyormuş gibi. Ertesi gün B'yi yazar. Birdenbire bütün bildiğini konuşsa o çocuk bir şey öğrenemez. Bir tedriç kanuna riayet eder. Beşeriyetin tekamülüne bağlı olarak sosyal ahkam itibariyle din tekamül etmiştir. İslam da kemale ermiştir. Ve kıyamete kadar beşerin bütün ihtiyacına tekabül edecek efsafta olduğu için de bunun devamı yoktur. Devamı gelmeyeceği için de Allah Kur'an'ı ve la radbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin yaş kuru bütün hakikatleri ihtiva eder surette vaaz etmiştir. Bu vaaz edişte Allah-u Azimüşşan peygamberin şu hadisine mutabık bir metot takip etmiştir. Kellimun nas ala kader nukulihim. İnsanlara akıllarının derecesine göre söyleyin. Diyelim ki ben bu bahsi çok uzatma şansım var ama esas anlatmak istediğim mesele bu değil için onun için bir misal vereyim sade. Diyelim ki fennen varit ve vaki olacak bir gerçeği. O henüz varit olmadığı bir zamanda. Yani 1400 sene evvelin insanına. Televizyonu senin bugün anladığın gibi anlatsaydı. Cep telefonunu anlatsaydı. Uçağı anlatsaydı. Bu din bize kadar gelmezdi. Çünkü insanlar böyle şey olmaz derdi. Böyle şey olmaz. Ben çocuktum. Sade radyo vardı.
köylüleri şöyle konuşurken duydum. Ula bir gün geleceğimiş ki ha bu radyonun içinde konuşan adamı göreceğimişsin. Öbürü de diyor ki ula deli misin ha bunun için adam sığar mı? O günün anlayışıyla buydu. Demek ki dinin devamı tekmil hakaiki muhtevi olan Kur'an'ın delalet cihetiyle, sarahat cihetiyle değil, delalet cihetiyle gerçekleri ifade etmesini gerektirmiştir. Onun için Kur'an mealden anlaşılmaz. Kur'an tefsirle anlaşılır. Tefsir de zamanın ilmine göre anlar. Yeni bir keşif yapıldığı zaman, bunun için bu. Mesela şurada 30-40 sene evvel ispat edildi ki dünyanın 50 kilometre dışında elektronik bir zırh var. Her 24 saatte bir 3000 ila 4000 meteor küre-i arz cazibesi çekiyor dünyadan. Bu elektronik zırha çarpıp geri dönüyor. Kur'an gökyüzünü dünyaya bir tavan yaptık diyor. Bunu elektronik zırh olarak söyleseydi kim inanırdı? Ya bu tavan, gökte tavan mı var Allah aşkına? Akıl almıyor. Ama aklımızın kabul ettiği şeylerdeki mükemmelliği görünce aklımızı aşan noktada da teslim oluyoruz. Bakıyoruz ki müşahede sahamıza giren hiçbir hükümde insanın saadetine, selametine, refahına, huzuruna aykırı bir şey yok. Emrin veya nehin hikmetine vakıf olduğumuz kadar bunu sabit oluyor. Bunu görüyoruz, sabit oluyor bizde. O zaman aklımızı aşanda da kabul ediyoruz. Pozitivizm de öyle yapıyor. Kaç suyu tecrübe etmiş de bütün sular 100 dereceye hararette tebahür eder diyor. Bütün sular diyor. Bütün suları tecrübe etmemiş. Zihin laboratuvarına dönüyor. Pozitivizmin küllilik kaidesi aynen İslam'da da varit olduğu halde tecrübe sahasına girmeyen hakikatleri reddeden pozitivizde derim ki sen de aynı işi yapıyorsun. Bütün cisimler ısındığı zaman genişler, soğuduğu zaman daralır diyorsun. Su bunun aksine. Su bunun aksine. Nasıl bütün cisimler diyorsun? Bütün cisimleri tecrübe etmediğin halde diyorsun. Zihin laboratuvarına dönüyorsun. Biz de onu yapıyoruz. İslam benden evveli reddediyorum. Benimle başlıyor her şey demiyor. Bu iddia Mustafa Kemal'e yakışır. Allah'ı tanıyan, onun hakikatini tarsin için, takviye için, kuvveden fiile çıkarmak için gelmiş hiçbir peygambera nizamın böyle bir iddiası yok, olamaz. O nefsini put yapanların işidir. Benden evveli yok. Var diyene de diyor ki o zaten bozuktu. Bütün padişahlara sövdüler. Bugün de sövenler vardır. Bayram ya. Bugün de hala sövenler vardır. Unuttum getirmeye. Aklımdaydı unuttum. Pazar günü Akit'te çıkmış bir yazı var. O yazıda da bize sövüyor. Akit gibi bir gazete. Abdülhamid'i methedenler de melun, kötüleyenler de melun. Mustafa Kemal'i methedenler de melun, kötüleyenler de. Kim kaldı ortada? Senin gibi suya tirit adamlar. Suya tirit. Nasrettin Hoca'nın sen de haklısın karıcığım dediği gibi. Herkesi idare eden maslahatçılar kaldı. Bu akitte çıkıyor. Bu kafada adam bugün de çok. İslam tekamülcüdür. Kendinden evvel var olanı bozulmuşsa düzeltir. Düzgünse devam ettirir. Yoksa ihdas eder. Şimdi bu bahsi layıkıyla anlatayım desem cumhuriyete sıra gelmez. Bu iman ile ve bu amelin imanın inikası olan amellerle müteali bir milletken
kısaca temas ettiğim bir iki sebep sonunda biz şaşırtıldık. Dinimizden şüphe eder olduk. Hatta şahsi dirayetimizden şüphe eder olduk. Sanki dünyada bizim yaptığımızı, tarihte yaptığımızı yapabilmiş bir başka millet varmış. Biz 1000 yıl cihan devleti olmuşuz. 1000 yıl. İngiltere bunu 100 sene devam ettiremedi. 1850'de Hindistan'a girdi. 1946'da defoldu. Rusya bunu 70 sene yaşatamadı, ayakta tutamadı. Bu ümmet bunu 1400 senenin 1000 senesini süper güç olarak geçirdi. Ehli küfürle harp ederek, hiç hasmı olmadan değil, propagandadan ibaret değil. Her türlü husumeti iktiham ederek, göğüsleyerek. Böyle bir milletin aşağılık duygusuna kapılması için hiçbir sebep yoktu. Ama bunu sinsice zerk ettiler. Arz ettiğim iki vasfımızdan istifade ettiler. Bunun sonunda devletimiz yıkıldı. Yıkılışı anlatmıyorum. İçimizde türettiklerinden birisi çıktı. Sahibi selahiyet olan birini aldatarak, ondan görünerek bu plağı ters çevirme şansını elde etti. Bu adam Mustafa Kemal'di. Aldatması nedir? Son halife, son padişah Vahidettin'e İttihatçı düşmanı göründü. Vahidettin cephesinden bakarsak وَاِذَا جَاءَ الْقَدَرُ وَاَمِيَ الْبَصَرُ Kader geldi mi göz kör olur. Hiçbir keyfiyet beka şansına malik değildir. Uzun veya kısa vadede her varlık ayrı bir miyada tabi olmak üzere fanilikle mahkumdur. Osmanlı Devleti'ne devlete ebed müddet dedi diye bu ebedi demek değildir. Bu uzunluktan kinayedir. Bu uzunluktan kinayedir. Vakti gelmiş yıkılacak. İnsanların da imtihan olması için yaratıldı, iradeyle teçhiz edildi. Ama bu iradeyi ifsada şeytan memur edildi. İnsanlardan biri değil, şeytan. O şeytanın istihkakıdır. Neden? Allah emrine itaat etmedi, Adem'e secde etmedi. Bu öyle bir menfi vazife ile vazifelendirmeye istihkak oldu. Bakın normal mahkemeden verilen bir idam kararını infaza çingenelere memur ederler. Başkası yapmaz. Halbuki bu kanun emridir. Kanun asıyor onu, çingene asmıyor. Ama başka insanlar bunu ben yapayım da kim yaparsa yapsın. Çingene sosyal veraset itibariyle zayıf olduğu için bunu tekabül etmekte bir mahsur görmez. Aynen onun gibi de küfre istidadı itibariyle böyle bir memuriyettir. Unutmayın, her şey, her olan şey kader icabıdır. Galip de kaderin memurudur, mağlup da kaderin memurudur. Sultan Vahidettin de kadere mağluptur. Mustafa Kemal de kadere mağluptur. Herkes kaderin mağlubu ve memurudur. O zannediyor ki ben istediğimi asıyorum, kesiyorum ya, o ben galibim. Hayır. Sen o işi yapmaya memur edildin. Bu menfilik sende tecelli etti. Bunun akıbetini göreceksin. Hayat bu dünyadan ibaret değil. Bu bir memuriyet. Lakin kader icabı olması onu mazur göstermez. Burada kader mahiyeti hakkında çok söz söylediğim için bunu daha fazla açmıyorum. O zaman kahramanın sıfatını elde edebilmek için millette bu zannı doğuracak bir iş yapması lazım.
Şimdi televizyonlarda birkaç günden beri dinliyorum. Bu işi bilen geçinenler, bilen. Sultan Vahidettin Yunan'a karşı harp etsin diye Mustafa Kemal'i göndermiş. Asla doğru değildir. Necip Fazıl bile böyle yazıyor. Katiyen doğru değildir. Doğruya ulaştığını zannedenlerin bile sayısız yanlışı var. Bu vesileyle birkaç tanesini söylemiş oluyor. Sultan Vahidettin Mustafa Kemal'i vazifelendirdiği zaman Yunan harbinin icabı, ihtiyacı yok. Yunan ortada yok. Sevr-sul muahedesi. Şartları belli olmaya başladı. Siyasilerin beyanatından, yazarların yazılarından. Bunu kabul etmek istemeyen Sultan Vahidettin, Anadolu'da miting ve protesto hareketleri için birini göndermek istedi. Bunun için İttihatçı düşmanı zannettiği Almanya'ya giderken kızını istedi, vermedi. Bu küskünlüğü gidermek için onu Almanya seyahatinde beraber götürdü. Almanya seyahatinde damadı Ömer Faruk'a bunu yokla, bu samimi mi bu işle dedi. Mustafa Kemal renk vermeden İttihatçılar aleyhine, hilafet lehine, saltanat lehine konuştu. Ömer Faruk da kayınpederine bunları söyleyince onu tercih etti Anadolu'ya göndermek için. İttihatçılara güvenemediği için. Protesto hareketleri için. Mustafa Kemal bir ay oyalandı. Erkan-ı Harbiye 1952 senesinde. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilişinden başlayarak bütün resmi vesikaları yayınladı. Görürsünüz. Falanı 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 bana yaver verirseniz giderim. Bir müfettişe 19 yaver görülmüş şey mi? 19 kişi istiyor. Veriyorlar, gitmiyor. Bir yazı daha yazıyor. Karargahımı karargahı fevkalade addederek. Maaşlarımızın ona göre verilmesi halinde giderim. Bak bunlar giderim o şartla, şart koşuyor, dikkat edin. Perapalas'tan yazıyor, cevap geliyor. Tamam verdik, karargahı fevkalade demek. Bugün Güneydoğu'da mücadele edenlerin maaşlarına bir zam yapılıyor, onun gibidir. Harp halindeki karargâhtaki subayların maaşı artar. Sus zamandaki gibi değil. Gene gitmiyor. Devlet maaşı 6 ay geriden ödüyor. 6 ay geriden. İleriye doğru işlememiş 6 aylık maaşlarımızı verirseniz giderim diyor. Veriyorlar. Gene gitmiyor. Bunların hep vesikalar var, harp tarihi vesikalarında. İsteyene gösterebilirim. Ve bunları kullandım, kitaplarında da görebilirsiniz bunları. 3 tane binek otomobili istiyor. Bunlar hep el yazısıyla sadarete yazılan yazılardır. 15 Mayıs 1919'da Yunan İzmir'e çıkıyor. 16 Mayıs'ta gemiye biniyor. Bu dayanmalar, direnmelerden İngilizler zannediyorlar ki bu gitmek istemiyor. Burada bir gizli anlaşma var. Burası mayınlı saha, söylemiyorum. Bunu söylemem için 5816 sayılı kanun kalkması lazım. Herkes zannediyor ki ben ne biliyorsam söylüyorum. Hayır. Ben ne biliyorsam söylemiyorum. Söylemediğim halde başıma gelen işleri ayet hikayelerime bakanlar görürler. Rejimin tahammülünü yoklayarak gidiyorum. Bir gün bunlar da çıkacak ortaya. İngilizlerin sözünde durduğunu görüyor. 16 Mayıs'ta gemiye biniyor ama Rauf geldi diyor Nutuk'ta. İngilizler seni tevkif edecek. Gitsin diye bu şayağı çıkarıyorlar. Gemi atlıyor gidiyor. Samsun'da İngiliz askerleri var. İşgalciler. Ona dokunmuyorlar. Samsun'da 1,5 gün kalıyor.
Havza'ya geçiyor. Havza'da 22 gün kalıyor. Bir Kemalist bana izah etsin. Samsun bir vilayet, orada 1,5 gün kalan Mustafa Kemal Havza'da 22 gün ne yaptı? General Budiyeni'yi bekledi. General Budiyeni bir Rus generalidir. Harşit'e kadar gelmiş olan Rus ordularının kumandanıdır. Bolşevik ihtilali olunca Ruslar çekilmeye başlamıştır. Kimi Çarlık taraftarı, kim Bolşevik taraftarı, Lenin'den ona talimat gelmiştir. Sen istihbarat için orada kal. Ama komünizmin en büyük düşmanı İngilizler olduğu için başına bir iş gelmesin diye Havza'da kaplıca var. Tedavi bahane ederek orada kalıyor. Mustafa Kemal'e diyor ki ben bu işi bu mübalizlere anlatırsam meclisin açılışına sıra gelmeyecek galiba ama işin mantığını kavrarsınız. Bizim bir edebiyat hocamız vardı. Bir gazeli şerh ederken iki ders bir beyti şerh ederdi. Hoca geride daha 20 tane beyit var, ne olacak? Bu bir ayda bitmez. Derdi ki ben size bir şablon verdim. Ondan sonrasını da bu mantıkla siz tahlil edin. Şimdi ben ancak onu yapabileceğim. Bu işi sonuna kadar götürmem. Böyle bir sohbette mümkün değil. Genel bu diyeni diyor ki sen Anadolu'ya geçtin. Anadolu fakirdir. Bolşevik. En azından menşevik. Bu kelimeyi sizinlesiniz bilmez. Sosyal demokrat. Yani komünizmi ihtilalle değil, halkın reyiyle iktidar yapmak. Farkı budur. Komünizm sosyalizmin bir çeşididir. İhtilalci sosyalizmdir. Yani işçi ihtilaliyle iktidara gelmek komünizmin alameti farikasıdır. Bolşevik bu komünizm veya menşevik. Bir idare kurmaya karar verirsen, söz verirsen biz sana yardım ederiz. Rusya olarak. Sana nasıl inanayım diyor. Ama aynı Mustafa Kemal daha İstanbul'dan ayrılmadan İngilizlerle yaptığı anlaşmanın tam tersine bir anlaşmada Rusların adamı Albay İlyachev'le yaptı. Bu işin bir evveliyatı da var. İstanbul'da da var. Orada da anlaştı. Nasıl inanırım sana? Ben sana Lenin'den garanti getireyim diye. Mustafa Kemal'in 22 gün Havza'da bekleme sebebi General Budiyeni'nin tebdili kıyafet bir motora binip Rusya'ya gitmesi Lenin'den ona bu hususta garanti getirmesidir. Mustafa Kemal'in el yazılarıyla dini Allah'ı peygamberi kitabı reddeden yazılarını Doğu Perinçe'ye Genelkurmay verdi bastırdı 6 tane kitap ya. Bir günde birisi çıkacak bu vesikaları bir Müslümana verecek. Bu millet aldanmaya devam etmesin bak diyecek. Bu vesika gelir gelmez Amasya'ya geç. İlk tebligatı Amasya tam midir? Mektep kitaplarında çıkartılmış bir madde vardır. O da şudur. Bolşevikliğin Türkiye için tehlikeli olmadığı düşünülmektedir. Bakın mektep kitaplarına Amasya tahminde bu maddeyi kaldırmışlardır. Çünkü sonradan İngilizler sıkıştırdı. Bunun devamında o var. Bu sıkıştırma neticesinde Batum çıkarmasını yaptılar. Bunu Ruslarla irtibatını kesmek için. Batum çıkarmasını yaptılar. Mustafa Kemal Amasya'dayken Erzurum Kongresi'nin davetiyelerini gördü. Bastı gitti Erzurum'a. Erzurum Kongresi'ni toplayan o değildir. Erzurum Kongresi'ni toplayan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu Erzurum Şubesi Reisi Kadı Raif Efendi'dir. Mustafa Kemal'i buraya dahil etmek istemediler. Hatta hakkında çok çirkin şayalar söylendi. Karabekir Kadı Raif Efendi'yi çağırdı bir Osmanlı subayı hakkında bu kötü sözleri söylemesi beni de rencide diyor. Bunu önle ve bu kongreye Mustafa Kemal'i dahil et.
nereden etsin? İki kişiyi istifa ettirdiler. Rauf Bey'le Mustafa Kemal'i kongreye aldılar. Mustafa Kemal askeri elbiseyle oraya dahil olunca Kadir Beyoğlu Zeki Bey, iddiaçılar hep askerle yaptılar ya ne yaptılarsa. Bu meclise bu kıyafetle baskı yapamazsın. Git bu elbisenin içine sivil gel dedi. Sonra o Kadir Beyoğlu Zeki Bey'in başına neler geldi? Sultan Vahidettin, şimdi demin bahsettiğim akitteki yazıda diyor ki Sultan Vahidettin 40 bin altın vermiş Mustafa Kemal'e, iddia ediyorlar. Bizim gibi manyaklar bunu iddia ediyormuşuz. 40 bin altın 360 kilo eder. Bunu Mustafa Kemal sırtında mı taşıdı? Aptal. Biz sana sırtında mı taşın diyoruz. Para bulacaksın da gemiye götürecek adam bulamıyorsun. Karaköy'de hamal mı yoktu? Bunu diyenler manyakmış. Gene biz diyormuşuz ki Sultan Vahidettin Sanremo'da çöplükten ekmek topladı. Haşa. Kemalistler de diyormuş ki Sultan Vahidettin kaçarken Topkapı Sarayı'nı soydu. Tövbe, ne Kemalistlerden böyle diyen biri var, ne Müslümanlardan böyle diyen biri var. Aynı şeyi Mustafa Kemal için yapıyor, aynı şeyi Sultan Hamid için yapıyor. Bu işte suya tirit bir adam. Çok munsif, tarafsız gözüküyor bak, onun da aşırısına karşı çıkıyor, bunun da aşırısına karşı çıkıyor. Ulan sen kanunu kaldırsan da domuz oğlu domuz. Kötülükte aşırılık nasıl olurmuş ben bir konuşsam. Lağım patlasa seni o kadar rahatsız etmez. Gerçekler bu kadar acıdır. Biz bir ihanete uğradık. Bunu Dimitri Kitsikis adında geliyor buraya bugün buraya geliyor Amerika'da yaşıyor. Yunan propagandası isimli Paris'te yaptığı doktora da söylüyor. Bizi Anadolu'ya saldırttılar bir vücuda hasta mikrop aşı gibi bizi destekleyeceklerini vaat ettiler. El altından Mustafa Kemal'e yardım ettiler. İstanbul'dan kaçırılan silahlar kaçırılırken İngilizler ahmak mıydı görmediler. Boğaz'da kontrol vardı. Karadenizli manacılar İstanbul'dan silahları Nebolu'ya kaçırırken soruyor İngiliz. Nereye gidiyorsun? Nebolu'ya ne götürüyorsun? Mısır. Silahların üzerine iki çuval mısır. O İngiliz ahmaktı. Mısır İstanbul'dan Anadolu'ya mı gider? Anadolu'dan İstanbul'a mı gelir? Düşünemedi. Yuttu bu zokayı. Arada bir milli müdafaa grubudu. MİM grubudu. Onlardan birinde nezarete aldılar. Hapsettiler. Böyle vakalar da var. Kuvayi Milliye karşıyız manasına. Bu işin içinde o kadar incelik var ki. El altından onu desteklediler. Bizi mağlup ettirdiler onun vasıtasıyla. Türkiye'nin yüzünü batıya çevirdiler. Dimitri Kitsikis bunu görüyor. Müslüman evladı hala görüyor. Bu Paris'te bir doktora tezidir. Amasya tahmininden bu maddeyi kaldırdılar. Erzurum Kongresi'nde tam bir hakimiyet sağlayamadığı için Sivas'ta ikinci bir kongre topladı. Şimdi bir nokta size ispat edeyim ki bu nasıl bir şey. Erzurum Kongresi 153 delegeyle toplandı. Her vilayetten iki delege var. Bazı vilayetlerin kazalarından da var. Mesela Trabzon'un Erzurum Kongresi'nden evvel Trabzon Kongresi var. Erzurum'da toplanmayı Trabzon Rus gemileri tarafından bombardıman edilince Trabzonlar karaltına almışlardır. Ondan dolayı Trabzon Kongresi'ne katılan her kazadan iki kişi Erzurum'a da gitmiştir. Aslında vilayetlerden ikişer kişidir. Ama iki sürmene, iki of, iki vakfı kebir böyledir. 153 kişi. Sivas Kongresi kaç kişidir? 38 kişi. Kimdir bunlar?
19'u kendi yaveri. Bir de kendi 20. Bir de Rauf Bey 21. İki tane de Sivas delegesi 23. Gerisi kimdir? 35'e nasıl tamamlanıyor? Geriye dönerken mecburen Sivas'tan geçenler. Mesela Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa. Burada bir kongre oluyor. Onu da bir katılalım bakalım buraya kadar gelmişken. İstanbul delegesi. İsmail Amin danışman. Mustafa Kemal ne olacağını bildikleri yok ki o günkü şartları. Buraya katılanlar da böyle. Bunun bir defa 19 yaver, bir de kendisi 20. Geri kaldı 13 kişi. Delege basmına haiz bu adamlarla sen bir kongre yapıyorsun. Erzurum Kongresi'nin mürekkebi kurumadan Sivas'ta yeni bir kongre yapmak, senin Erzurum'da elde edemediğin hakimiyeti elde etmek için yaptığın bir iştir diye. Trabzon mevzusu. Erzurum'a katılanlardan. Eyüpzade İzzet Bey. Ve Ali Şükrü Bey. Mustafa Kemal'e bir protesto mektubu yazdılar. Telgrafı çektiler. Bunun neticesi ne oldu biliyor musunuz? Eyüpzade İzzet Bey Osmanlı Meclisi mebusanında mebus. Ankara'ya giderken yolda eşkıya öldürdü dediler. Ali Şükrü'nün de akıbeti malum. Sivas'tan nereye gideceğini bilmiyordu. Nereye gideceğini biliyordu. Ali Fuat Bey'in babası dedi ki, evladım, bunlardan yaşlı, evladım, askersiz bir iş olmaz. Artık Yunan çıktı ya İzmir'e. Kuvayi Milliyeciler de mücadeleye başladılar. Bir mücadele var. Artık iş Yunan'a karşı bir başa elde etme işi haline döndü. Sultan Vahidettin onu vazifelendirdi ki zaman değil artık. Bu iş askersiz olmaz. Benim oğlum Ankara'da 20. Kolordu kumandandır. Senin de Selanik'ten çocukluk arkadaşındır. Onun yanına git. Onun önündeki askerleri kullanarak bu işi yapabilirsiniz. Ankara Mustafa Kemal'in aklında bile yoktu. O sırada meclis yenilendi. İstanbul Meclisi ve Mebusanı yenilendi. Rauf Bey, Mustafa Kemal de bu meclise seçilmek için İzmit'e kadar geldi. Rauf Bey Sivas Mebusu olarak İstanbul'a geldi. Ama Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin bir kritik noktasını söyleyeyim. Vali Muhittin Paşa, Refik Cevat Ulunay'ın babası. Erzurum'da Mustafa Kemal daha kongreye katılmadan İngilizler Babali'ye baskı yaptılar. Bu Mustafa Kemal'i Anadolu'ya niye gönderdi? Ya size dedik ya Samsun ve havalesinde ki asayişsizliği yerinde görüp tedbir almak için gönderdi. E niye eline verdiğiniz selayetnameyi ki ben bu selayetnameyi neşrettim? Mustafa Kemal'e Sultan Vahidettin'in verdiği fermandan da bahsetmez Mustafa Kemal. İngilizlerin verdiği dizbaşı nişandan da bahsetmez. Ah bir hürriyet olsa da ben unutku ne yapardım? Ne yapardım? Şunu da söyleyeyim ki size, sohbette bu kabil değil. Her cümleme kaynak gösteririm. Vesika gösteririm. Ezbere hiçbir şey söylemedim. Kolordu, dağılmış. Emrinde az asker var. Muhittin Paşa, İngilizler geriye çağırın diye baskı yapıyor ya. Buraya koydum İngiliz baskısıyla geriye çağrıldığına dair vesikayı. Harbiye Nazırı daire içine alıyor. Ya böyle yazı yazılmaz diyor. Biz burada işgal altındayız ama o zaman neydi hükümetin? Mukarrerat-ı hükümet icabı geri çağırıyorsun diye yazın diyor. Ama İngiliz'den tazdikiyle geri istendiğine dair vesikada Harbiye Nezaretinde kalmış.
ve Harp Tarihi ve Sikalarında yayınlanmıştı. Ben de bu kitaba koydum. Geri çağırıyor, iki tarafın arasını açmak için. İngiliz oyunu başlıyor. Ordudan istifa ettim diyor. Karabekir onu destekliyor vesaire. Bu safhalardan geçtikten sonra Ankara'ya gelecek Sivas'tan. Muhittin Paşa kabul etmiyor. Kolordu kumandanı olan Ali Fuat Paşa, Cebesoy, onu ikna edemiyor. Cerit aşireti reisi Rıza Bey'i çağırıyor. Diyor ki bu vali Mustafa Kemal Paşa gelecek Ankara'ya, beraber mücadele edeceğiz Yunan'a karşı. Buna müsaade etmiyor. Sen bu işi bir hallet. Vali akşam üzerleri tenezzühe çıkarmış Çorum istikametinde. Rıza Bey adamlarıyla pusu kuruyor. Valiyi yakalıyor, derdest ediyor. Bolu'ya kadar mahfuzen getiriyor. Defol, seni burada istemiyoruz diyor. Mustafa Kemal Ankara'ya böyle geliyor. Kendisine bu iyiliği yapan Rıza Bey, 1500-2000 kişilik ailesi, aşireti efradıyla Yunan'a karşı harbe gitmiş adamken, 1926'da Mustafa Kemal'in sarhoşluğunu, Çankaya alemlerini tenkit etti diye Ankara'ya basacaktı, töhmetiyle asıldı. Asıldı. Son kitabımda kısaca yazdım hikayesini onun. Benden Tarih Haberler isimli matbaada bir kitabım var. Kısaca yazdım. Bu asıldı. Güzel. Rauf Bey İstanbul'a geldi. Rauf Bey çok kahraman değil mi? Hamidiye kahramanı. Böyle duymuşsunuzdur. Kulaklarınız doludur. Hain. Benden duyun. Çerkezlerden kahraman etemdir. Biz onu hain ilan ettik. Hain Rauf'u kahraman ilan ettik. Şimdi Balkan Harbi'ndeki ihanetini anlatmayacağım. Kendi hayattayken Kan Demir'le röportaj yaptı. Ferdun Kan Demir Mustafa Kemal'in hususi istihbaratında çalışmış bir adamdır. Rauf Orbay Hatıraları ve Söyleyemedikleri diye bir kitap ortalıkta vardı. İngilizler 16 Mart'ta Osmanlı Meclisi ve Bursa'nı bastılar ya. Rauf Bey'e istinad ederek o hayattayken ne diyor biliyor musun? Rauf Bey daha Sivas'tayken İstanbul Meclisi ve Bursa'nı İngilizlere bastırmak hususunda Mustafa Kemal'le anlaşmıştı. Bu sebeple hayatını tehlikeye koyarak, çünkü Malta'ya sürdüler onu. Hayatını tehlikeye koyarak İngilizlere Osmanlı Meclisi Mebusan'ını basmaya, feshetmeye, çalışamaz hale getirmeye ikna etti diyor. Mustafa Kemal'in başvekil yaptığı adam. Hilafetin ilgasına maruz kaldığı için de tutukla sayfalarca hücum ettiği adam. Osmanlı Meclisi Mebusan'ını düşmana bastırtıp ortadan kaldırmayı, bunu bir hareketi kahramani olarak yad ediyor. Hayatını tehlikeye sokarak, kahramanca riske girerek bunu yaptı diyor. Açın kitabı okuyun. Bu kitap çıktığı zaman Rauf Bey sağdır. İtiraz etmemiştir. Bunlar böyle kahraman, böyle vatan kurtarıcı, hepsi. Allah'a şükür Rauf Bey için bir kanun yok da rahat söylüyorum. Balkan Harbi'nde de hain. Filo kumandanının emrini dinlemeyerek Averof'u batırmadı. Kamil Paşa hükümeti harp kaybedilsin de Kamil Paşa hükümeti düşsün. İttihat Terakki yeniden iktidara gelsin diye. Unutmayın. Kahraman yetiştirmekte de rekor bizdedir. Hain yetiştirmekte de rekor bizdedir. Böyle bir millet. Hiçbir milletin bizim kadar içinden hain çıktığını zannetmiyorum.
Hala da var. Sürüsüne bereket. Adı senin gibi Ali Veli Hasan Hüseyin ama kalbi gavur. Beyni gavur. Her neyse. Rauf Bey bu meclisi bastırdı. Meclis Ankara'da toplanma kararı alarak dağıldı. Maksat siyasi faaliyet merkezi Ankara olsun. Mustafa Kemal de riyasete geçsin. Şimdi soruyorum. Meclis Cumhuriyet tarihinde henüz Cumhuriyet yok. O zaman bizim milli tarihimizde ilk defa 23 Nisan 1920'de mi toplandı? Lan bizim 1876'da meclisimiz var be. Bu mecliste ilk defa orada ortaya çıkmadı. İstanbul Meclisi mebusanı oraya intikal etti. Bunun vesikalarını buraya koydum. Arkadaşlar gelince toplanacağız diye. Mustafa Kemal tamim neşrediyor. Sağa sola kaçan milletvekilleri Ankara'ya davet ediyor. Onlar gelince toplanacağız diyor. Bunun nesini bayram ediyorsun sen? Bu ilk meclis değil bir defa. Olsa ne yazar? Geçen hafta söyledim. Benim İskirat Kanunu bile başkanın reyi iki rey sayılarak çıktı. İttihatçı kafada adamların ekseriyet olduğu bir meclistir. Buna rağmen yeminleri hülafeti kurtarmak üzere, padişahı kurtarmak üzere, milleti kurtarmak üzere, din, iman vesaire. Vallahi billahi yeminler böyle. Çünkü başka türlü sökmez. Mustafa Kemal'in meclisi açış beyannamesi bile bir mennihil kerim. Sizin nesilden kimse bilmez bunu ne demek oldu. Eskiden düğün davetiyelerinin başına yazılırdı. Bir mennihil kerim. Gözlüğü getirmediniz mi? Bir iki satırını okuyayım size. Bu da Harp Tarihi Mecmuası'nda çarşaf gibi yayınlanmıştı böyle ikiye katlanan. Siz atmosfere bakın. İşe nasıl başlandığına bakın. Bak burada bir vesika var. İşte arkadaşlar gelince toplanacağız. İstanbul faciası müteakip Anadolu'da çalışmak üzere istihlası nefse muvaffak olan mebuslardan. Yani düşmanın yakalamasından kendini kurtaranlar. Bir kısmıyla temas hasıl olmuştu. 20-22 Mart gecesi basıl olan şarka doğru yürüyüşe devam eden hiçbir zevat Yozgat mebusu İsmail Fazıl Paşa, meclis mebusan reisi Celalettin Arif vesaire bunlarla temasa geçildi. Gelince meclisi açacağız diyorlar. Güzel. Mevki kumandanlığına bimennihil kerim Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi küşat edilecektir. Kemalistçiye itibar edenler Mustafa Kemal'in nutkunu bile anlamazlar. Küşat etmek, açılmak. İki, vatanın istiklali, makamı, refi-i hilafet ve saltanatın istihlası, kurtarılması. Halbuki senden kurtarmak lazımdı saltanatı da hilafeti de sen yıktın sonra. Ama böyle diyor. Makamı, refi-i hilafet ve saltanatın istihlası gibi en mühim ve hayati vezaifi ifa edecek olan Türkiye Millet Meclisi'nin Yevmi Küşad'ını, açılış gününü, Cuma'ya tesadüf ettirmekle, kasten Cuma günü yapıyordu. Yevmi Meskür'ün, zikri geçen günün, mebrukiyetinden istifade, kutsiyetinden istifade edelim diye Cuma günü başlıyoruz diyor. Kutsiyetinden istifade ve kablel küşad, açılıştan önce, bilumum mebusan-ı kiram hazaratıyla Hacı Bayram-ı Veli Camii Şerifinde Cuma namazı eda olunarak envar-ı Kur'an ve saltanattan istifade olunacaktır. Böyle devam ediyor.
Şimdi hava bu. Cuma namazı Hacı Bayram Camii'nde kılındı. Ahmet Hulusi Efendi, Kastamonu mebusu. Başının üstüne bir rahle. Rahlenin üstünde Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde sakalı şerif. Ne diyorlar şimdi? Kortej. Bu hareket eden mebusların önünde meclise geldiler. Bu rahle kürsüye kondu. Kürsünün arkasını evvelden hazırladılar. Ve şavirhum fil emri. İşlerinizde müşavere ediniz. Allah müşavere emrediyor. Bu mecliste müşavere için. Kur'an-ı Kerimler okundu. Dualar edildi. Böyle başlandı. Böyle başlanan iş nasıl oldu? Nasıl bitti? Birinci mecliste belli bir zaman zafer kazanıldıktan sonra plak tersine çevrildi. O ana kadar Vahidettin'e ihtiramla yad edenler mecliste Vahidettin alçak, namussuz, vatan haini bilmem ne demeye başladı. Bunlar hepsi talimatlı oldu. Saltanatı ilga etmeden önce Lozan'a çağrıldık. Kritik bir iki noktayı söyleyeyim. Lozan'a. Lozan'a çağrılan heyet sadece Ankara hükümeti olmadı. İstanbul hükümetini de Tevfik Paşa'yı da Ankara'ya, Lozan'a çağırdılar. Tevfik Paşa Mustafa Kemal'e telgraf çekti, birlikte hareket edelim diye. Nitekim Londra konferansında böyle oldu. Birlikte hareket edildi. Lloyd George Ankara'da mücadele edenlere haydutlar deyince o ihtiyar Tevfik Paşa onlar haydut değil, vatanı düşmandan kurtarmaya çalışan kahramanlardır. Ben de söz hakkımı onlara veriyorum dedi. Bundan dolayı nutukta vatanperver vezir yadıyla ona yazılan bir mektup vardı. Vatanperver vezir. Bu vatanperver vezir diyor ki birlikte hareket edelim. Mustafa Kemal diyor ki vay sen hala varlık mı iddia ediyorsun? Bir kanun teklifi veriliyor meclise. Saltanatı ilga. Hilafeti değil bak. Saltanatı ilga. Kitaplarımda vardır. Bu şimdi söyleyeceğim şey. Ama nutukta aynen görebilirsiniz. Ben sayfasında gösterdim. Şer'iye encümenine gitti. Bu şer'iye encümenine gitti. Evvela bir kanun teklifi encümene gider. Encümende kabul olunur. Sonra meclise gelir. Hükümet encümene gönderir. Şer'i encümenine katıldım diyor Mustafa Kemal. Baktım ki hilafet saltanatsız olmaz. Öyle ya, fiili, müeyyide gücü olmayan halife kukla demektir. Halifenin vasfı tehdidini ika kadir olmaktır. Meşruiyet sebeplerinden biri budur. Yani bunu Allah emrediyor diyecek, onu emredecek. Emrettiğini yaptırtmak gücü olacak. Bunu Allah men ediyor, yapılmayacak diyecek, yaptırtmama gücü olacak. Tehdidini ika kadir olmak denir buna şeran. Sen saltanatı yıkarsan hilafet bir medlul boş çuvala dönüyor. Hiçbir işe yaramaz. Tavsiye makamı. Hocalar itiraz ediyorlar. Mustafa Kemal diyor ki, encümen reisinden söz aldım, sandalyenin üstüne çıktım. Dedim ki, saltanat ve hakimiyet ilim icabıdır, şeriat icabıdır diyerek verilmez. Osmanoğulları isyan ederek milletin hakimiyetini ve saltanatı elinden almışlardı. Şimdi de millet isyan ederek, onlara haddini bildirerek ellerinden hakimiyeti milliyesini alıyor, saltanatı alıyor, kendini alıyor. Saltanat. Bu iş usulü dairesinde olacaktır. Burada toplananlar, yani encümendekiler, meclis, dikkat edin, milletvekilleri ve herkes bunu tabii karşılarsa zannımca iyi olur.
Aksi takdirde bu gene olacaktır ama bazı kafalar kopacaktır. Hocalar diyor ki Paşa Hazretleri bilemedik öyleyse tamam diyorlar. Kelle tehlikeye girdi. Saltanatı yıkıyor. Dolayısıyla siz yoksunuz diyor. Bu yıkılma kanunu bir nefret ifade edecek üsluplardır. Bunu bir Türk yapmaz. Osmanlı saltanatı münderisesi 16 Mart 1920 tarihinden itibaren ebediyen tarihe intikal etmiş. Ebediyen nefrete bak. Yani bir daha bunu kimse kurmaya cesaret edemeyecek. Ebediyen. Meclisin İngilizler tarafından basılma tarihini. Şimdi düşünün. Bir devleti tarihe gömen kanunu o devletin memuru çıkarıyor. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Çok başım ağrıyor böyle insanların ezberini bozduğum için. Selahattin Eyyubi de böyledir. O da memur olduğu devleti yıkmış, kendi adına devlet kurmuştur. Eğer Mustafa Kemal Türkiye demişse, Atatürk'e dememişse alkışlayalım onu. Türkiye Atatürk'e de diyebilirdi. O zaman Atatürk adı yoktu. Kemal'in memleketi, Memaliki Kemaliye diyebilirdi. Şaşılmazdı. Çünkü çiftlik kayası gibi. Kefe maaşa idare etmişti. Gelelim Lozan'a. Meğersem saltanatı ilga eden Mustafa Kemal halife olmak istiyormuş. Kemalistler bunu kabule yanaşmıyor. Neden? Çünkü bu kanun encümenden böyle geçip de meclise geldiği zaman vallahi saltanatın aleyhine hilafetin lehine bir konuşması var. Ben bu konuşmayı yayınlarken korktum bana dava açılır. Bu vesika Mustafa Kemal'in sözleri. Zabıttan aktarıyorum. Ben hayatımda hilafeti bu kadar göklere çıkarak müdafaa edemem. Meğer halife olmak istiyormuş. Bu düğümü çözmeniz için size tarihi bir perspektif kazandıracak bir iki nirengi noktası söyleyeyim. Mustafa Kemal bunun kafasına koymuş. İngilizler de oyun edecek. Çünkü güç, hilafet, cumhur reisliğinden çok daha mühim. Efendim sarhoştan halife olur mu? İkinci Velid de sarhoştu. Sonra düzgünü gelir. Ömer İbni Abdülaziz geldi ondan sonra. Keşke öyle olsaydı. Ama müstahak olma noktasında bu yapılanlara müstahak olunmuş ki Allah'ın kahri istihkaktan fazla olmaz. Lütfu istihkaktan fazla olur. Bunun sebebi rahmetinin gadabını aşmış olmasıdır. Evet. Birinci tuzak şudur. Bunu hiçbir kitapta göremezsiniz. Nisab-ı Müzakere Kanunu. Ne bu kanun? Bu kanun şu. Meclis diyelim ki 400 kişiden ibaret. Azalmış, çoğalmıştır ölen kalan. Biz 400 kabul ediyoruz. Mürettep azası 400 olan mecliste 201 kişi bulundu mu müzakere imkanı hasıl olsun. Meclis toplanmış olsun. Bu toplanma meşru olsun. Toplanan aza bir hususa kanuniyet izafe etmek isterse hazır azanın yarıda biri yetsin. Yani 201 kişiyle toplanmışsa 101 kişinin evet dediği husus kanun olsun. Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun avukat bey, mahiyeti budur. Bunu niye yaptı? Bunu şu esbab-ı mucibeyle yaptı ve herkes de kabullendi. Hocalara ikide bir diyor ki gidin askere vaaz edin. Paşalar, İsmet Paşa milletvekili, Edirne milletvekili cephede, Karabekir cephede, Şark cephesinde, efendim Cebesoy, milletvekili, şu bu bunlar da bulunmuyor. Ekseriyet olamıyoruz.
ekseriyet olup da kanun çıkarabilmemiz, meclisin çalışması için böyle bir şeye ihtiyaç var dedi. Bunu yaptıktan sonra başka bir şey yaptı. Hocalara dedi ki, askerler harp etmiyor. Siz 15 gün, 20 gün, bir ay mezunsunuz. Gidin cepheye, heyet haline getirdi bunları, cepheye gönder. O arkada kendi adamlarıyla bir kanun daha çıkardı. Bu kanun da şu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu, cemiyetini parti yaptı. Parti adını kullanmadı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu dedi. Zabıtları açın görürsünüz. İttihat Terakki'nin de adında parti yoktur. İttihat Terakki cemiyetidir. Çünkü ona atfettiği bütün selahiyetler onun bir parti olduğunu gösteriyor. Grup. Grup adıyla onu yandı. Bunu bir hususi kanunla kurdu. Ama o kanuna bir madde soktu. Meclisin vazifesi hitam bulduğuna karar verdiği zaman Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu meclisi fesheder. Meclisi fesih selahiyetini meclisten aldı, kendi adamlarını yerleştirdi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun heyeti idariyesine verdi. Bunu Kadir Raif Efendi fark etti. Kadir Raif Efendi bu hareketi protesto etti Erzurum'dan. Bir beyanname neşretti. Mustafa Kemal başına bir takım eşirayı toplamış. Müntesiplerine sormadan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni parti haline getirmiş. Bizim buna rızamız yoktur. Bu gidişle yakında cumhuriyet ilan eder. Hissetmeye başladılar tehlikeyi. Biz Erzurum'u Ankara'dan ayırıyoruz. Halka beyanname dağıttı. Kazım Karabekir bu beyannameyi bir yazıya ekleyerek Mustafa Kemal'e gönderdi. Karabekir'in İstiklal Harbi'mize bakın. Gelen cevap beni şaşırttı diyor. Mustafa Kemal diyor ki, aman onları ikna et. Böyle bir şey katiyen yok. Cumhuriyet asla olmayacak. İnanamıyorsunuz değil mi? Keşke bunlar vesikalarıyla anlattım da o zaman 3 saat yerine 13 saat konuşmam lazım. Her sözün vesikasını gösterir. Bunu kitaplarda yapıyorum. Orada vaktim çok. Asla cumhuriyet olmayacak. Türkiye'nin başında bir halife bulunacak. Sultan değil. Dikkat. Bir halife bulunacak. Bugün biz sadece mevzu bahsi olan şu, asrın hukuk icablarına göre halifenin selahiyetinin muhtevası nasıl tayin edilecek odur. Onları ikna et. Asla böyle bir şey yok. Şimdi Karabekir bu yazıyı aldığım zaman diyor, Şeyhül Muharririn Mehmet Sadık, en yaşlı yazara Şeyhül Muharririn denildi. Herhalde şimdi bu unvan devam etse bana verirlerdi bunu. Benden yaşlısı var mı bilmiyorum. Şeyhül Muharririn Mehmet Sadık Efendi. Benim yanımdaydı diyor. Yazı gelmeden az evvel o bana bir fotoğraf gösterdi. Bu fotoğraf benim bu kitabımda var. Mustafa Kemal, hoca mebusları meclisin dışına dökmüş, bahçeye çıkarmış. Kendisi Libya'dan aldığı bir Arap kıyafeti giymiş. 99'luk tesbihi de eline almış. Hocaların ortasında bir resim çektirmiş. Üzerine mefkure hatırası yazmış. Mehmet Sadık Bey'e mefkure hatırası. Şimdi hocaların arasında hoca kıyafeti nasıl bir mefkure olur? Karabekir diyor ki, yazıya bakıyorum, Ali Osman'dan bahis yok, halife olacak diyor. Resme bakıyorum, halife gibi tavır almış hocalarla fotoğraf çektiriyor. Bu diyor herhalde zafer neticesinde hilafeti şahsına almak istiyor. Karabekir buraya bir mim koyun. Ondan sonrasını
bırakıyorum. Mustafa Kemal Lozan müzakereleri devam ederken bir iktisat kongresi toplamayı planlıyor İzmir'de. Şubat başlarında toplanacak olan bu kongreye riyaset etmek üzere giderken İzmit'ten başlıyor. Bursa'da, Balıkesir'de her yerde konuşuyor. Bu konuşmalar Gazi Paşa İzmir yollarında diye kitap halinde yayınlanmıştır. Her yerde gazeteci ne sordu, hangi gazeteci sordu, ona cevap verdi, hepsi içindedir. Bu resmi yayındır. Bunu devlet yayınladı. Yayınlayan Matbuat İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi'dir. Bu sonra Turizm Bakanlığı olmuştur, bu umum müdürlük. Bu kitapta İzmir'e gidene kadar Balıkesir Zanos Paşa Camii'ndeki konuşma meşhur olmuştur bu. O da dahil her yerde hilafeti göklere çıkarır. Halife olmak istediğinin bir delili de budur. Saltanatı böyle hakaretlerle reddederken hilafeti göklere çıkaran meclise konuşmaların devam mahiyetinde bu sözleri de bu kitapta görebilirsin. Bu Latinize de edildi. İş Bankası yayınlarından çıkmış. Latinize İş Bankası'ndan da çıkmış. Sohbettir, hutbe değildir. Bunların tafsilatına girmiyorum. Adam boyu kısadır. Mustafa Kemal bir 65 boyundadır. Millete cuma namazı sonunda sohbet ediyor. Kimse göremiyor bazıları. Paşam şu minberin merdivenine çık diyorlar. Bir iki merdiven çıkıyor da oradan halka hitap ediyor. Bu hutbe değildir. Namaz sonrası bir sohbettir. Ama hutbe gibidir. Ey millet, Allah birdir. Peygamber, bunlar hepsi var burada, arayıp bulup okusam zamanınızı alır. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakaiki insaniyete tebliğe memur bir yüce resul olmuştur. Onun iki darı, iki hanesi vardı. Biri ehl-i beytiyle yaşadı, biri dünya işlerini meşgul ettiği cami-i şerif. Onun anayasası, tabi anayasa demiyor, teşkilat-ı esasiye kanunu, Kur'an-ı Hakim'de beyan olunan nusustu. Keşke bulup da ayrı da aynen onun kelimeleriyle söyleseydim. Nusus, naslar. Bunu bizim Kur'an'daki husustur diye nakledenler var. Nususla hususu bilmeyen cumhuriyet nesli. Nusus, naslar. Bunu söyleyen Mustafa Kemal İzmir'e gelir gelmez Lozan'da sulh inkıtağa uğruyor, kesintiye uğruyor. Neden? Şimdi bu konuşmaları düşman takip ediyor. Lozan'daki İngiliz heyeti bir yoklama yapıyor. Bu bize söz verdiği şekilde hilafeti yıkmayacak galiba. Onların derdi hilafet. Yıkmayacak. Bir deneme yapıyor. Lozan'da umumi mecliste, bunları da hep kısa söylüyorum, eğer tafsilata girsem bu biter bir iş değil. Fahrettin Paşa Medine'yi teslim ederken Harem-i Şerif'te ne kadar tarihi eşya varsa 45 sandık halinde İstanbul'a gönderdi. Bunlar emanet-i mukaddeseye dair şeylerdir. Lord Curzon diyor ki bu emanetleri yerine iade edin. Hicaz artık bir krallık oldu. Sizinle bir alakası yok. İsmet Paşa Mustafa Kemal'in halife olmak istediğini biliyor ya. Çıkıyor diyor ki böyle bir mesele hakkında Müslüman olmayan birisinin konuşmasına biz tahammül edemeyiz. Bu iş sizi hiç alakadar etmez. Bunu burada mevzu bahsedemezsiniz. Lord Curzon buradan işkilleniyor. Abdülkerim Kayyum Efendi adında Muslim Standard adında bir gazete çıkaran bir gazeteciyi İsmet Paşa'ya gönderiyor. Güya Hint Müslümanları adına geliyor.
Ya siz saltanatı ilga ettiniz. Hilafet selahiyetsiz, güçsüz kaldı. İleride sizin bunu ilga edeceğinizden Hint Müslümanları, yani bugünkü Pakistanlılar endişe etmektedirler. Bu hususta ne diyorsun? İsmet Paşa bir hilafet müdafi yapıyor ki evlere şen. Asla böyle bir şey yoktur. Sizin vasıtanızla bütün dünya Müslümanlarını, hatta bütün dünyaya ilan ediyorum ki halife Türkiye'de masumdur, güç sahibidir, kudret sahibidir, selahiyetsiz değildir. Böyle de kalacaktır. Türkler hilafeti muazzamayı deruhte etmeyi büyük şeref sayarlar. Bunun için asırlarca kanlarını döktüler. Gene de dökmeye hazırdılar. Bunlar isterseniz kitabından aynen cümlelerindeki gibi görebilirsiniz. Lord Curzon diyor ki ha bunlar halife olmak istiyorlar. Hayim Naum Efendi'yi İsmet Paşa'ya gönderiyor. Diyor ki biz de Pera Palas'ta söz verdik. Siz hilafeti yıkacaktınız. Biz de el altından sizi destekledik. Bu desteğin çeşitli şekilleri sadece o silah götürme değildir. Başka şekiller de var. Şimdi siz kendiniz halife olmak istiyorsunuz. Bu hususta bize verdiğiniz sözü tutmazsanız sulh olmayacak. Hayim Naum geliyor. Haham başını müşavir almış İsmet Paşa. Bu haberi İsmet Paşa'ya söyleyince diyor ki bu benim söz vereceğim bir husus değil ki. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın bileceği bir iş. Lord Curzon diyor ki 4 gün sana müsaade. Bu hususta bir garanti verirsen dururum, vermesen giderim, bir daha da gelmem. Hakikaten gelmedi. İsmet Paşa böyle bir cevabı veremez. Lord Curzon gidiyor. O gidince konferansın en müessir adamı o, öbürleri de dağılıyor. İsmet Paşa da Türkiye'ye geliyor. Köstence üzerinden geliyor. Ama Hayim Naum ondan daha evvel geliyor. İzmir'de Mustafa Kemal'e mülaki olarak perdenin arkasını anlatıyor. Şimdi Mustafa Kemal İzmir'e gelene kadar hilafeti göklere çıkarmıştı ya. Şimdi çıkıyor riyaset için kongre kürsüsüne, hilafeti yerden yere vuran bir konuşma yapıyor. Pilağı tam tersine çeviriyor. Riyaseti Kazım Karabekir Paşa'ya bıraktım diyor. Bak Latin harflerinin müdafası da oradadır. Halifeliğin kötülenmesi de oradadır. Garip bir şey söyleyeceğim size, inanmaz. Ben 23 Nisan konuşacağım da bunları konuşacağım diye düşünerek buraya çıksaydım, evvelden getirirdim bunlar vesikaları. Millete serseri diyor, serseri. Her meydanda heykeli olan, her duvarda resmi olan adam. Bu millet cihangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış. Fütuhat peşinde koşmuş. Öz yurdunda çalışmamış, serserilik etmiş. Bundan dolayı onun kılıcı tutan, fakat sabanı ihmal eden eli, sabanı tutan, kılıcı ihmal eden Bulgar'a, Yunan'a mağlup oldu diyor. Zikrettiği devletler de bir devlet olsa. Devlet olsa. Kedinin yanında fare bile olmazlar. Kaldı ki ben asabiyet-i milliyem icabı Yunan'ı yenmenin bayram yapılmasına da karşıyım. Yunan'ı yendim diye övünmeye de karşıyım. Bu ayıptır bize. Üstelik biz Yunan'ı Manisa'da yenmedik. Sakarya'da yendik. Geldiğinin birinci ayında yenmedik. 2,5 sene sonra yendik. Sakarya'ya kadar kaçtık. Milli mücadelenin sade psikolojik değeri vardır. 190 bin asker bizim çıkardığımız, 190 bin asker Yunan'ın askeri. Eşit şartlarda ahali bizden, arazi bizden, o müstebliği biz vatan müdafaa ediyoruz, 2,5 sene sürdü. Galebe de Yunanistan'da ihtilal çıkmış olması sebebiyledir. Kralı bir maymurun ısırıp öldürmesi sebebiyledir.
Ben bir espri yapıyorum. Türkiye'yi Mustafa Kemal kurtarmadı. Bir maymun kurtardı. Bunun hikayesi ayrı. Çok mu vakit geçti? 5 dakika kaldı hocam. Eyvallah. Şey. Bağlıyorum. Şimdi Hayim Namı'ndan bunu alınca pil haberle ters çevirdi. Kazım Karabekir'le arasının ilk açılması buradadır. Kazım Karabekir ona cevap verdi. Hilafetin de lehine, İslam harflerinin de lehine konuşmuştur. Bu konferansa ait zabıtlar yayınlanmıştır. Hepsini görebilirsiniz. Orada bir şey daha yaptı. Ordumuz yorgundur. Askerin kısmı küllisini terhis etti. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin selahiyetini başkumandanlık kanunuyla uhdesine almıştı. Bu askeri terhis etmek sulh olmadan batıya teslimiyet bayrağı çekmektir. İsmet Paşa'nın treni Eskişehir'de bekletildi. Ondan da öğrendi ki Lozan hilafet meselesinden inkıta uğradı. Hilafet meselesi. Aman bunu söyleme dedi. Musul meselesinde mukavemet ettiğimiz için bu oldu de. İnkıta oldu de. Bu mantıki görünür. Muhalifler bunu duymasın. Gizli celse yaptılar. Gizli celse de bu minval üzere müzakere yürüdü. Mustafa Kemal gizli celseden sonra bir Konya seyahati tertip etti. Konya'da gazeteciler dedi ki bu muhalifler azıttı. Bunlar biz Musul'u vermeyiz. Gerekirse İngilizlerle harp ederiz diyorlar. Ben onlara dedim ki hayır ordumuz yorgundur. Harp edemeyiz. Musul'u vereceğiz gerekirse sulh yapacağız. İngilizler dedi ne oluyor? Dediler ki siz bizden hilafeti yıkmamızı istiyorsunuz. Bu meclis bu hilafeti yıkmaz. Siz bize müsaade edin. Muadeyi bitirin. Bitirin usul idaresini imzalayın. Bizim hilafeti yıkmamıza kadar tasdik etmeyin. Biz yıkmazsak tasdik etmezsiniz. Bu da teklif olarak kalır. Bunun üzerine ikinci davet vaki oldu. Gayet de kısa bitirildi ama ikinci davet olurken Ali Şükrü öldürüldü. Ali Şükrü'nün, süratli söyleyip bitireyim. Ali Şükrü'nün dolayısıyla mebuslarda bir infial oldu. Mustafa Kemal Müdafaa Hukuk Grubu'nu topladı. O bilgileri sebepsiz vermedim. Meclis feshetti. 10 kişi meclisi feshetti. 18 Haziran'da seçim var. Hepiniz memleketinizde marş var. Kendisi İstasyondaki evine kapandı. Halk fırkasını kurdu. Cumhuriyet yok henüz. Halk fırkasını. Halk fırkası nizamnamesine yazar ki namzetleri reisi umumi tayin eder. Tek seçici, tek parti 18 Haziran'da dikensiz gül bahçesi bir meclis kurdu. Henüz harcayamadığı Karabekir gibi, Ali Fuat gibi adamlar da az sonra serbest cumhuriyet fırkası kuracaklar. Onlar da İzmir suikastı dolayısıyla tasfiye edecek. İşte hilafeti yıkan bu ikinci meclistir. Tarihi 3 Mart 1924'tür. İngiliz parlamentosunda Lozan müzakerenin zabıtları elimin altındadır. 6 Mart 1924'te görüşülür. Bunun manası ne bak? 22 Temmuz'da Lozan imzalandı. Temmuz'dan bir hafta var saymayalım. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Mart'ın da 6'sı öbür taraftan. 7,5 ay sonra İngiliz parlamentosu Lozan'ı görüştü ve kabul etti. Çünkü hilafet yıkıldı. Hilafet yıkılmasa bu da sevr gibi teklif safhasında kalacak. Ondan sonra da inkılaplar başlayacak. Artık hilafeti yıkan bir Mustafa Kemal batıya tam ram olmuştur. Kenefini bile batılıyla değiştirmeye kalktı. Alafranga, 100 numara diye bir şey yoktu benim çocukluğumda. Şapka. Ne lazım eyle? Yazı ne lazım eyle değişti? Japonya yazı değiştirmeden, Çin yazı değiştirmeden sanayileşemiyor mu? Bunların hepsi
bedenen ve ruhen batıya teslimiyettir. Bunun son safhası Avrupa Birliği'dir. Allah'ın izni keremiyle bu milletteki İslami temayül böyle kabardıkça onlar bizim laik insanların hakimiyet olduğu zamanda bile bunu kabullenmediler. İsmet Paşa'dır bu imzayı atan. Almadılar. Nasıl komünizm yıkıldıktan sonra Bulgaristan'ı, Romanya'yı bilmem neyi patır patır aldılar birkaç ay içinde. Bizi 63'ten beri bekletiyorlar. 50 seneyi geçti. Bizi İsmet Paşa'nın gününde, bizi Ecevit'in gününde almayan Batı, Tayyip Bey gibi cami açılışında Kur'an okuyan bir reisi cumhurun olduğu, sadece İstanbul'da 150 imam hatip açıldığı, askeri mekteplerde bile seçmeni de olsa Kur'an okutulduğu bir günde bizi almalarına imkan yoktu. Ufukta beliren İslam ittihadını engellemek için oyalamaya devam edecekler. Eğer biz Avrupa Birliği'ne alınırsak bakiye İslami varlığımızdan da vazgeçmemiz gerek. İngiliz bile Hristiyan olduğu halde ayrı bir mezhep ve ayrı bir papalık sahibi olduğu için buradan ayrılmaya uğraşıyor. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ne bir tane Müslüman devleti kurmayan adamlar dünyada 50-60 tane Müslüman devlet olduğu halde Avrupa Birliği'ne bizi alacaklar da bizi orada söz sahibi mi yapacaklar? Buna da imkan yoktur. Kader bizi belalardan koruyor. O zaman bizi alırlardı. Ama Türkiye'nin dışarıya 150 milyar dolar borcu vardı. Türkiye'de 8-10 milyon işsiz adam vardı. Bunlar eğer vaktim olsaydı anlatırdım size. Hızır'la İlyas'ın Kur'an'ı kıssasını Türkiye'de yaşıyoruz. Kısaca söyleyeyim, Hızır kendilerini bir gölden veya nehirden bedava geçiren adamın kayığını tahrip etti. Hatırlayın. Musa Aleyhisselam dedi ki, yani bu adam bizi bedava geçirdi, bunun kayığını niye tahrip ediyorsun? Bir şey sual sormamak üzere anlaşmışlardı. Dedi ki, bu memlekette bir harp çıkacak. Devlet tekalif ve harbiye diyerek kayığını, atını, arabasını herkesin alacak. Bu garibim yetimlere bakıyor. Bu kayığı sakatlattım ki beğenip almasınlar. Bizim kayığı da Ecevit sakatlattı. Tansu sakatlattı. Ben Demokrat Parti zamanında hatırlıyordum. Her mahallede bir milyoner türettik. Milyoner dedim, başında derdi insan. 1 milyon 1 lira olduğu günü de gördüm. İlk mektebe giderken 10 para kullandım, 10 para. 40 para kullandım, 1 kuruş, 2,5 kuruş, 100 para. Sonra da 1 milyonu 1 lira yerinde gördüm. 1 lira, 6 sıfırını attılar, 1 lira oldu. İşte bu kayığın delinmesiydi. Başka korunduğumuz hususlar da var. O gün bu kayık delik diye 10 milyon adam yürür gider Avrupa'da çöpçülük yapmaya razı olarak. Domuz çobanlığı yapmaya razı olarak. O günün şartları oydu. Bugün bak vizeyi de kaldırmayı düşünüyorlar. Çünkü Türkiye onları yakaladı, yakında geçecek. Fazla adam Avrupa'ya gitmez diye korkuları kalmadığı için tamam diyorlar. Bize siz olsun. Şimdi Alman geliyor Türkiye'ye çalışıyor. Ne kadar Alman var bir bilseniz. Alman Türkiye'de çalışıyor. Onlar tersine gidiyor. Sade onlar değil. Türkiye'nin içinde de bir kafir Türkiye var. Biz tek millet değiliz. İç içe. Yani şu çaya şeker attı. Bunu ayırt etmek kabil mi? Hüceyratına kadar suyun işledi. Kafirle böyle yaşıyoruz iç içe. İç içe. Kahpi evde beraberiz, kahpi mahallede beraberiz,
Kafir müessesede devlet tarihinde beraberiz. Kalbi kafası bizden olmayan, gavurdan daha gavur olan adamlarla beraber yaşıyoruz. Bunlar kelaynak gibi Haziran ayında yağmış kar güneş altında nasıl erirse böyle eriyorlar. Sandıkta şansları yok. Askeriye de şansları yok. Son defa adliyeyle denediler, onda da şansları yok. Bunların asabı bozuktur. Kemal Kılıçdaroğlu deli değil, terbiyesiz konuşma asap bozukluğundandır. Sinirlenen adam iradesini kontrol edemez. Türkiye'nin başında hem İslami bir kadro var hem de başarılı bir kadro var. Bari başarısız olsaydı da ileride bu başarısızlıktan dolayı bu ehli küfre bir daha şans varit olsaydı. Ne yaptınlar şimdi? Asapları bozuk. Allah ıslah etsin. İslah olmayanları da kahru perişan eder. Allah milletimizi eski izzetini iade buyursun. Allahu azimişan hak ve hakikat namına bir şeyler örmek arzusuyla buraya gelmenizden dolayı size cennetiyle, cemaliyle ikramda bulunsun. Amin. Neslinizi kıyamete kadar iman ve İslam üzere ipka eylesin. Amin. İslam'ın galebesini görenlerden eylesin. Amin. O galebeyi gerçekleştirenlerden eylesin. Allahümme erham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahümme erham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahümme erham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Amin, amin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacaktır.